İyi akşamlar değerli izleyiciler. Akşam aslında dil alışkanlığı, hep gece yaptığımız programı bu sefer gündüz saatlerinde yapıyoruz. Biliyorsunuz İstanbul, Türkiye ama özellikle İstanbul ve özellikle Taksim Meydanı 4 gündür olağanüstü anlar yaşıyor. Ve Taksim Meydanı'nda birkaç gündür süren ve dün gece geç saatlerde biraz vandalizme kayan eylemler oldu. Aslında Gezi Parkı'nda yapılan bir kaldırım genişletme çalışmasında ağaçların kesilmesiyle başlayan eylemler ardından büyüdü ve gerek Taksim'de gerek Türkiye'nin başka kentlerine yansıdı. Hatta yurt dışındaki bazı kentlerde bile eylemler yapıldı. Daha sonra dün Başbakan Erdoğan'ın yapmış olduğu bir konuşma ve ardından da polislerin Taksim'den çekilmesiyle olaylar son buldu. Gerçi bugün de Taksim'de insanlar var. Bütün bu gelişmeleri neden oldu, nasıl oldu, nereye gidecek, ne yapacak konuşmak için Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün programımıza davet ettik. Sağ olsunlar, kırmadılar, geldiler. Sayın Başbakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Taksim'de başlamak herhalde doğru olacaktır. Çünkü gündemdeki en yoğun mesele o. Taksim'de olan bitenleri nasıl değerlendirirsiniz? Yani ilk gününden dünkü o artık patlama noktasına varan eylemlere kadar bir değerlendirme yapar mısınız? Öncelikle tabii çok teşekkür ediyorum. Ve biraz da işi şöyle tarihçesiyle bir alıp buralara nasıl gelindi? Bu bir anda ortaya çıkan bir olay mı? Bunu özellikle ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımla da paylaşmak istiyorum. Kim neyi nereye getirdi? Nasıl getirdi bunu görmeleri bakımından. Çünkü bir olaya tam manasıyla teşhis koyamazsak onun tedavisi de mümkün olmaz. Zira bu olayın üzerinde durulan yer Gezi Parkı böyle başladı. Ve bu Gezi Parkı nedir? Neresidir? Ben inanıyorum ki bunu şu anda Türkiye'de bilmeyen çok. İstanbul'u bilebilir. Ama Türkiye'de bilmeyen çok. İstanbul'da bilmeyen olabilir. Doğru. Ve şimdi Ankara'da, Adana'da, Antep'te, şurada, burada falan bu işi kullanarak oralarda da birçok şeyler yaptılar. Örneğin Ankara'da Kızılay Meydanı'nda cam, çerçeve hiçbir şey bırakmadan otobüs duraklarını falan yaktılar, yıktılar. Birçok şeyler yapıldı. Ne adına, niçin? Bunların hiçbirisinin demokrasiyle falan alakası yok. Gezi Parkı'ndaki sökülen ağaçlarla alakası yok. Ki orada da kesilen deniliyor ama aslında sökülen ağaçlar var. İki tane kesilmiş iki tane galiba. İki tane de orada kesilen ağaçta daha henüz 10 tane sökülmüş, iki tane kesilmiş. Onlar var. Şimdi buranın biliyorsunuz geçmişi 1780'e dayanıyor. Ve 1780 3. Selim döneminde Selimiye kışlasına Avrupa yakasında karşıtı olmak üzere burada Topçu kışlası yapılıyor. Ve bu Topçu kışlasının mimarisi gerçekten çok çok farklı, güzel bir mimari. Ve bu mimari ta Lütfü Kırdar'ın valilik ve belediye başkanlığına kadar 1938'e kadar o duruyor orada. 1940 evet. O zamana kadar geliyor. Ve yıkımı yapılıyor. Belli bir bölümü yıkıldıktan sonra orası Taksim Stadı olarak kullanılmaya başlanıyor. Ve Taksim Stadı olarak da belli bir süreç devam ediyor. Daha sonra bugünkü İnönü Stadyumu dediğimiz yere indiriliyor ki oranın da o zaman kullanılış şekli Dolmabahçe Sarayı'nın has ahırları. Evet. Has ahırları orada o zaman. Ve bu ahırlar oradan yıkılıyor, kaldırılıyor ve orada İnönü Stadyumu kuruluyor. Ve İnönü Stadyumu'nun da biliyorsunuz bir mazisi var. Daha sonra adı değiştiriliyor, Mithatpaşa oluyor, daha sonra Dolmabahçe oluyor, daha sonra tekrar İnönü Stadyumu oluyor şu andaki ismiyle. Ve şu anda mesela bizim önümüze yine geldi İnönü Stadyumu. İşte Beşiktaş Kulübü'nün müracaatları falan var. Biz tabii gerekli bu noktada olumlu yaklaşımı gösterdik. Gerekli desteği veriyoruz. Ve yeniden İnönü Stadyumu yapılacak. Biraz geri çekilme kaydıyla. Şimdi asıl olan tabii Taksim Gezi Parkı ile alakalı olayda biz bunun rolevleri benim önüme geldi. Ne zaman? 2011 seçimi değil, belediye başkanlığım döneminde geldi. Fakat ben belediye başkanlığım döneminde şöyle bir yoklama yaptım. 94 senesi. 94-99 arası. Fakat baktım ki o günkü merkezi yönetim vesaireler bana burada destek vermiyor. Bu defa ben o işe yüklenmedim. Ve vazgeçtim. Ama o konuyu biliyorum. Ve başbakan olunca bunun bir yoklamasını şöyle dedim, çekelim.
Baktım ki önüme gelen o hakikaten röleveler nefis. Ve burada biz böyle bir eseri kazandırırsak Taksim'e, bir defa hem orada yeşili büyük oranda kullanırız, yeşilin yanında tarihi ve kültürü yeniden kazanırız ve bir de yayalaştırmayı yapacağız. O da benim yine belediye başkanlığından itibaren hedefim. O yayalaştırmayı başladık. Tamamıyla alan yayalaşacak ve bir başka hedefim daha var. AKM'yi de yıkmak. Ona gireceğim, evet. Ona soracağım. Yani AKM'yi de yıkalım diyorum. Çünkü yan tarafta bir boşluk var büyükçe. Arka tarafta büyükçe var. Bir boşluk var, otopark. Bütün bunlarla oraya biz şimdi mevcut AKM'nin dışında biz oraya diyorum çok büyük bir kültür merkezi yapalım. Ve bunun içinde biliyorsunuz bizim şu andaki eserlerimizin yani sahne kültürü çok zayıf. Ve bizim burada yapacağımız bu eserle hakikaten dünyadaki en ileri mimari noktadaki teknoloji nerede kullanılmışsa, içeride sahne, seslendirme vesaire nerede kullanılmışsa biz bunu kullanarak burada böyle bir eser yapalım. Ve hatta Mete Caddesi boyunca o mimariyle de uyumlu yapalım. Baroksa barok. Daha başka tür bir mimari ise onu yapalım. Ama orada biz Taksim Meydanı'nda böyle güzel bir esere sahip olalım. Bu da şimdi bizim eser şeyleri, hedeflerimizin arasında bu da var. Biliyorum. Dolayısıyla biz orada 3 veya 4 tane değişimle bir yapılanmayı kazanacağız. Tarih kültür, 2 çevre, 3 yayalaştırma. Çünkü bu yayalaştırmanın içinde de ciddi bir çevrecilik yatıyor. Onu da orada yapacağız. 4 AKM ile meydana getireceğimiz yeni bir estetik. Şimdi bununla ilgili bu adımları atarken tabii bizim biliyorsunuz önce buradaki bu çalışmalara yönelik Gezi Parkı'na buradaki şu anda ekranda belediyenin kurulun yerinde var. Evet, evet. Kurulun bir olumsuz yaklaşımı oldu. Ki bu olumsuz yaklaşımı bu sefer üst kurul Ankara'dan bozdu. Ve bozmak suretiyle bu işi tekrar aslına döndürdü. Bakın şu gördüğünüz sağ taraftaki mimari çok farklıdır. AKM çok farklıdır. Ama şurada şu gördüğünüz yani bizim Taksim'e kazandırmak istediğimiz bu eser Taksim Meydanı'nı çünkü İstanbul'un meydan noktasında böyle hani yani bu bizim meydanımızdır, güzel bir meydanımız var diyebileceği bir meydan şu anda İstanbul'umuzun hiçbir yerinde yok. Peki Sayın Başbakanım şunu merak ediyorum. Bu gösterdiğiniz şey baktığınız zaman hoş görünen bir şey. Ağaçları görüyorsunuz. Gayet içeride. Hoş görünen bir şey. Fakat şunda bir eksiklik olmuş olma ihtimali yok mu? Yani orada bir çünkü biliyorum ki siz her konuda anketler yaparsınız, halka sorarsınız. Yani pek çok meselede günlük olaylarda bile sürekli halkın fikrini alırsınız. Mesela bu proje bunun büyük büyük maketleri Taksim'e konulsaydı, bununla ilgili belki gazetelerde, televizyonlarda iletişim yapılsaydı, hatta belki nasıl olsun, ister misiniz, istemez misiniz denseydi, daha iyi olmaz mı? Şimdi tarihi bir eser için, bunun zaten aslı var. Bunun nasıl yapılacağı noktasında bir şey sormaya gerek yok. Bu 2011 öncesinde biz buradaki yıkılmış, yeriyle yeksan edilmiş olan CHP zihniyetinin yıktığı bu eseri biz buraya yeniden dikeceğiz diye yola çıktık. Ve 2011'de ben bunu İstanbul'a çılgın projeler dedim ya. O projelerden bir tanesi de bu projeydi. Açıkladık. Animasyonlarla bunun gösterilerini yaptık. Yani şu andaki gördüğünüz bu görüntüler bizim o animasyon görüntüleridir. Biz orada, bunu Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde bulduk bunu. İşte biz bunları orada o zaman yayınladık. Ve oradan bu yana gelen olaylardır. Bakın bugün mesela bir grup gitmiş 3. köprünün orada 300-500 kişilik bir grup gösteri yapıyor. Neymiş? Üçüncü köprü istemiyoruz veyahut da adına takılıyor. Birinci köprüde de oldu. Bu ikinci köprüde de oldu. Şimdi bu birde de yaptılar. İkide de yaptılar. Şimdi burada da yaptılar. Normal efendim bir şey yok. Şimdi bakın denizin altında. İstemeyen vardır her zaman bir şey. İsteyen de vardır. Ama şimdi aynı şeye bakın geçen bir televizyon programında izliyorum. Şunu söylüyor adam. 358 bin ağaç kesilecek diyor. Ya sen bu ağaçların 358 bin adet kesileceğini neye göre söylüyorsun? Galiba, kim sana bunu? Galiba Ulaştırma Bakanı söyledi.
Yok böyle bir şey ya. Çünkü Ulaştırma Bakanı bile güldü bu işe. Hayır, şöyle ben bir yerde okudum. 1.200.000 ağaç kesilecek denmiş. Sonra projede yapılan değişikliklerle bu rakam düşmüş diye Ulaştırma Bakanlığı bir açıklamasıydı da oradan hatırlarda kaldı. Böyle bir rakam yok. Ben işin içindeyim. Bizzat takip ediyorum. Ve bu konuda zaten bu bölge ağırlıklı olarak, yani bizim o ağaç kesimi veya sökümü denilen yerlerin dışında ağırlıklı makinin ötesinde kömür ocakları ve taş ocakları. Orası yıllar önce İstanbul'un kömürünü verdi orası. Evet, kömür ocakları ve taş ocaklarının olduğu bölge şu anda bir defa bu adımla güzelleşecek. Şimdi ben her hafta sonu oradayım efendim. Evet. Evim oraya çok yakın. Gidiyorum. Şu anda orası büyük bir hata yapılmış vaktinde. Özür dilerim, belki bunu söylemek haddime değil ama büyük bir hata yapılmış. Bunlar kömür ocaklarına daha sonra ağaçlandırılmak, yani kömürün işi bitince ağaçlandırılmak vaadiyle verilmiş. Değil, yasa öyle. Yasa öyle. Tabii. Fakat kömür ocakları buralarda işleri bittikten sonra ağaçlandırmadan buradan çıkmışlar. Yani orayı öyle çukur çukur bırakmışlar. Evet. Adeta. Bir kısmında bir ağaçlandırma yapılmış. Bazı özel ormanlar var sağında solunda. Ama bazı bu işi yapanlar var. Var. Yani doldurup birkaç aile, birkaç madenci yapmış. Yapanlar var. Ama evet. Büyük bölümü orayı böyle bir mezbellik gibi bırakmış. Sanki hani meteor yağmuru olmuş oraya gibi delik deşik bir halde duruyor orası. Tamam. Şimdi işte bir, havalimanı. İki, üçüncü köprü. Bu iki proje o alanların tamamen aynı zamanda tanzimini getiriyor. Düzenlenmesini getiriyor. Ve bu düzenlemeyle birlikte oralar tamamıyla yeşile kavuşacak. Adeta oralar orman içinden bu üçüncü köprü otobanının geçtiği yollar haline gelecek. Havalimanı çevresi aynı şekilde orada çok çok farklı güzelliklere kavuşacak. Hatırlarsanız benim bir de her iki tarafa şehir dediğim olayda da oralar oradan nasibini alacak. Neylerle? Çeşitli orada konut, mesken vesaire bunlarla beraber bir güzelleşmeye kavuşacak. Kaldı ki burada üçüncü bir proje daha var. O da Kanal İstanbul. Şimdi bunu buraya yapmamızın sebebi de her iki taraf, Asya, Avrupa, bunların hepsi de burada güzelleşecekler. Burada çevreciliğin en ileri noktada uygulaması yapılacak. Şimdi buradaki mesele Taksim'de dikkat edilirse aslında Gezi Parkı olayı değildir. Aslında olay AVM olayı da değildir. Çünkü bizim burada söylediğimiz şey AVM dediğin zaman buraya zaten siz AVM böyle anlaşıldığı mesela bir İstinye Parkı gibi. Şimdi herkes öyle anladı başkanım. Yani bakın, siz AVM bir, deyince öyle düşündü herkes. Şimdi böyle bir şey oraya yapılabilir mi? Kaldı ki ben bunu söylerken yani böyle bir alışveriş yeri diye söylerken o zaman üstünde rezidans, otel, bu tür şeylerin olabileceğini söyledim. Bu da var işin içinde. Ama ben aynı şekilde bir şey daha söyledim. Bir de bir şehir müzesi olayını telaffuz ettim. Niye? Çünkü İstanbul'da ciddi bir şehir müzemiz de yok. Yani burada var. Darphane binası verilmişti. Evet. Oraya alan vakıf yapmadı onu. Şimdi mesela benim yeni bir şeyim daha var. Şehir müzesinin dışında biz bir İstanbul'a bir büyük milli kütüphane de düşünüyoruz. O milli kütüphanede Rami Kışlası olacak. Şimdi bunlar buna da kıyamet koparırlar. Ha, Rami Kışlası Milli Kütüphane olacak. Ya şu anda zaten Rami Kışlası diye bir kışla kalmamış. Ama bizim elimizde onun röleveleri var. Biz bu röleveleri ihya edip burayı bir milli kütüphaneye çevirip burada 2 milyon, 3 milyon, 4 milyon ne kadar alabiliyorsa cilt eseri buraya sığdıralım. Ve burada aynı zamanda bu kitap noktasında mesela ben az önce Osmanlı arşivlerinin Kağıthane'deki şimdi yeni yerini açtım. İftihar ettim. Yani böyle bir güzel yere kavuştum. Bütün arşiv oraya mı taşınacak şimdi? Şimdi oraya taşınacak. Büyük ölçüde. Hepsi değil tabii. Ve orada bakımından bunların hepsinin dijital ortama kaydırılmasına varıncaya kadar her şey orada olacak. Fakat bizim şimdi buradaki olayda yani ısrarla üstüne basa basa çılgın proje diye söylediğim 2011 seçimlerinin öncesinde, çünkü bu olay bugün ortaya çıkmadı. 2011 seçimlerinin öncesinde bu konuşuldu. Ve şu anda 2013'teyiz. Ve bunun ben hatta kendim yaptığım basın toplantısında şu görüntülerin hepsini o zaman verdim. Mesela bir Ceylan Otel yapılırken bunlar neredeydi? Hiçbirinin sesi çıkmadı. Ceylan Otel'in olduğu yerde yine bu alanın içindeydi. Ve oraları o zaman Sheraton olarak yapılmıştı. Sheraton olarak öyle bakarsanız yapılmıştı. O zaman Intercontinental Oteli diye yapılan şimdi evet. Marmara olan orası seyir terasıydı. O da oraya yapıldı. Yani şeyin yani olduğu yer, Hayat Oteli'nin olduğu yer ağaçlıktı ve tenis kulübüydü. O da parkın içinde bir tenis kulübüydü. Oraya da Hayat Otel yapıldı. Bu hale dönüştü. İlk yapılan da Hilton Oteli. Hilton ben burası olmazsa yapmam deyip parkı ilk katleden Hilton. Bakın şimdi bir şey daha söyleyeceğim size. Şimdi Hilton'un
öndeki parkla ilgili benim verdiğim kavgayı herhalde takip etmişsinizdir. Orayı bizden alıp Hilton'a katmak için çok mücadele edildi. Ama biz olmaz dedik. Ve bu konuyla ilgili olarak maalesef başka bir belediye, o ilçenin sınırları içerisinde olduğu belediye bu işe yeşil ışık yakmıştır. Ama Büyükşehir Belediye'mize kesinlikle burada herhangi bir yapılanma istemiyorum dedim. Yapılmayacak dedim. Bakın ben şimdi bugün isim vereceğim. Mesela Koç Üniversitesi'nin olduğu yer. Tamamen dört dörtlük bir ormandı. Evet. 10 yaş grubu üzeri ormandı. Ve burasıyla ilgili benim savaşım var. Ve orada 10 yaş grubu üzeri ağaçlar kesilmiştir. Ama o zaman da çevreciler çok ağır eleştiriler yönettiler. Vallahi kimse benim yanımda yer almadı. Ben o zaman yalnız kaldım. Yani ve bütün gazetelerde orman katliamı yapıldı. Çok ağır enteresan eleştiriler geldi o zaman. O zaman o üniversite yapılamazdı. Bak o üniversiteyi yaptılar. Ve bunlar çevreci geçinenler güya oranın patronajını üstlenenler de o üniversiteyi oraya yaptılar. Ben cezaevindeyken dönemin cumhurbaşkanı bunu engellemek isteyenler şimdi nerede dedi. O konuşma durur şeylerimde hala hatıralarımda. Ve biz davayı devam ettirdik. Sonunda devlet kazandı. Ve şu anda burası bizde. Şimdi alacağımız ücretin mahkemede mücadelesi sürüyor. Fakat çok enteresan. Bakın şimdi burayı ister istemez okumak durumundayım. Şu anda elimde benim bir metin var. Bu metin bu üniversitenin rektörü tarafından gönderilmiş bir metin. Değerli öğrenciler, şehirdeki olağanüstü durum itibariyle bu hafta sonu verilecek olan sınavlara katılamayacak bütün öğrenciler sağlık raporu getirmeksizin önümüzdeki günlerde açıklanacak başka bir tarihte telafi sınavı alabileceklerdir. Selam ve sevgilerle. İsim ve rektör. Şimdi Zekeriyaköy Nire, Taksim Nire. İki, bu okulun öğrencilerinin ciddi bir kısmı yatılı. Şimdi bu yazıdan ben farklı şey anlıyorum. Bu nedir? Yani siz bu eylemlere katılabilirsiniz. Bu demektir. Çünkü aynı şeyi ODTÜ'de, Ankara'da yaşananlarda gördük. Aynı şeyi maalesef Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinde gördük. Burada bir defa üniversite yönetimlerinin de öğrencilerine hakim olamayışları noktasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Olay farklı yerlere bu şekilde çekiliyor. Şimdi olması gereken eğer bir demokrasi mücadelesi ise demokrasi mücadelesi sandıkta verilir. Demokrasi mücadelesi meydanları yakıp yıkarak, kırıp dökerek verilmez. Yakıp yıkmak olsa haklısın ama efendim yani demokrasi mücadelesi meydanlarda da verilir. Yani mitingler yapılır, insanlar isterler. Tamam. Yani eyvallah. Sizin de gençliğiniz bu mücadelenin içinde eyvallah. Geçti. Ama bu şekilde olmaz. Bu şekilde yani yıkıp dökme noktasında evet. %100 haklısınız. Bakın ben açıklama yaptım. Ne dedim? Polis burada biber gazı vesaire bunları kullanmak suretiyle aşırı gitmiştir. Ama geliyor işin öbür boyutuna. Diyelim ki dün polis bunların hiçbirini yapmadı. Yani minimize oldu iş. Peki ne yaptılar? Polisin araçlarını, gereçlerini yaktılar. Efendim ben isterseniz gördüklerimi söyleyeyim. Şimdi benim sabah gördüğüm manzarayla, benim iş yerim tam onun göbeğinde biliyorsunuz. Sabah gördüğüm manzarayla akşam gördüğüm manzara arasında bir uçurum vardı. Gündüz saatinde orada olanlar hakikaten sıradan insanlardı. Yani büyük bölümü kadınlardı. Arada sizin bahsettiğiniz marjinal gruplar da vardı. %15, %20, %10 saymam mümkün değil ama çok doğru düzgün insanlar da vardı. Hatta bu doğru düzgün insanlar, yani doğru düzgün dediğim yani gayet günlük hayatta her gün karşımızda olan hiçbir siyasi mensubiyeti olmayan, hatta büyük bölümü belki de hayatta ilk defa bir yere çıkmış bir insanlardı. Yani baktım gördüm çünkü. Onlar marjinalleri engellemeye çalıştılar hatta. Yine çünkü marjinal gruplar yine bir şeyler yapmaya çalıştı. Engellemeye çalıştılar. Gece onlar evlerine dönünce ortam birdenbire farklı gruplara kaldı tabii gece geç saatte ve o bahsettiğiniz olaylar oldu. Ama yani oradaki bütün kitle aynı kitle değildi. Şimdi bütün kitle aynı kitledir diye bir iddianın içinde değiliz. Biz şimdi oranın ortaya koyduğu sebep-netice ilişkisine bakıyoruz. Muhakkak. Yani bu sebep-netice ilişkisinde ortaya çıkan netice çok önemli. Çünkü yani toplum psikolojisinde, kitle psikolojisinde öyle bir durum söz konusudur ki oradaki bir azınlık
icabında çoğunluğu alır, sürükler götürür. İşte CHP Genel Başkanı oraya kadar çıkıp gelmeye çalıştı. Ama mesela istemedi. Kitle ona tepki gösterdi. Bak, geleceğim bir yer. Ne yaptı? Orada kendisi beklediği havayı bulamadı. Kabullenmediler. Çünkü olayın bir farklı şeyi vardı. Olmadı. Kadıköy'ü iptal etti. Ondan sonra oraya çağrı yaptı. Fakat ilginç olan şey şu. Bu işi körükleyenlerin arasında başından itibaren onları görüyorsunuz. Ama ben bu arada yani bütün olumsuzluklarına rağmen mesela bir MHP bu işin içerisine bulaşmadı. Hatta BDP de bu işin içerisine bulaşmadı. Ve burada CHP ortada bu şekilde yalnız kaldı. Mesela çok ilginç bir şey. Burada önümde şöyle bazı resimler var. Bakın bunlar yakılıp yıkılan bazı araçlar. Evet. Belediye otobüsleri. İşte burada aynı şekilde polis araçları. Tabii, gecenin bunların hepsi oldu efendim. Bunlar hep doğru oldu. Aynı şekilde yine burada. Ve burada aşırı uçlar var. Ve projede bir defa kesinlikle CHP'nin onayı var. Mesela şimdi bu protesto eylemlerindeki hasarlara bakıyoruz. Şu anda aldığım resmi rakamlar bunlar. Bu resmi rakamlarda 1 Haziran 2013 tarihinden 2 Haziran 2013 saat 11'e kadar gerçekleşen yaklaşık 24 saatte 89 polis aracı, 42 özel araç, 4 otobüs, 18 belediye aracı, 4 bize ait binalar, 94 iş yeri, 1 konut, 1 polis merkezi, çok sayıda otobüs durakları. Bunların hepsi yakılıp yıkıldı, kırıldı, döküldü vesaire. Televizyonların, gazetelerin araçları da yıkılıp yıkıldı, evet. Efendim. Yani bize de ağır bunlar yapıldı. Vardı. Şimdi yani neyin karşılığında, ne oldu da siz bunları yapıyorsunuz? Sizin seçim haklarınız mı elinizden alındı? Demokratik haklarınız mı elinizden alındı? Neden acaba bunlar oluyor? Bu sorunun cevabını Allah aşkına sizler bulabildiniz mi? Buluyor musunuz? Efendim ben gördüğümü söyleyeyim. Yani ilk günde... Yani neden dolayı bunlar yapıyor? Şunu söyleyeyim efendim. Ben tabii %100 bir tespit gelir, izlenimdir. Yani istihbarat olarak değerlendirebilirim. Benim ilk gördüğüm şu. İlk günde orada küçük bir grup vardı. Yani 300-500 bir grup vardı. Polisin bunlara yönelik ağır hamlesi... Çünkü yani yolu kesmemişlerdi, açık söylüyorum. Yolu kesmemişlerdi. Parkın içinde eylem yapıyorlardı. Bu eylem demokratik olabilir, antidemokratik olabilir, doğru olabilir. Bir eylem yapıyorlardı ve işte... İçlerinde sadece bir siyasetçi vardı. Gerisi de işte çeşitli gruplardan kişiler vardı. Polisin ani saldırısı ve bunun medyaya yansımasından sonra, özellikle sosyal medyaya yansımasından sonra vatandaşlarda bir tepki oluştu. Elbette ki dediğiniz gibi bu tepkiyi kendi lehine çevirmek isteyen bir takım gruplarda aralarında yer aldılar. Belki provoka da ettiler. Ama yani o başlangıçta onlara gaz sıkılıp çadırları yakılacağını, çocuklar fazla gürültü yapmayın, buyurun su, yemek falan denseydi onlara o kadar sert tepki gösterileceğini, emin olun ki bana öyle geliyor. Oradaki sıradan vatandaşlar, benim gibi, sizin ailenizden insanlar gibi insanlar, emin olun orada olmazlardı. Polis onları oraya biraz şimdi şey Fatih yaptı. Bey bakın, bu dediklerinize bir yere kadar katılırım. Ancak bakın bir şey var. O da her ülkenin kendine ait kültürel noktada yapısı var. Bir yapısı var. Ve insanının da genlerinde olan bazı yaklaşım tarzları var. Şimdi bizde bu tür bazı gruplar belli yerlere yerleştikleri zaman oradan icabında çıkmayı da bilmeyebilirler. Ve orayı sürekli olarak terörize edebilirler. Biz bunu mesela Ankara'da tekel işçileri meselesinde de yaşadık. Aynı orada da aylarca ya şöyle biz müşfik davranalım. İşte hatta yeme, içme vesaire bu tür konularda da kendilerine destek verilsin. Yardımcı olunsun vesaire. Sendikayla görüşmeler vesaire bunlar yapıldı. Bütün bunlara rağmen aylarca o iş orada çözüme kavuşmadı. Sonra tabii maalesef yine arzu edilmeyen neticeyle bitti. Hatta yani tekliflerimiz oldu. Belli getirdiğimiz mevcut yasal düzenlemelerimiz vardı. Bu yasal düzenlemelerde hakkınızı kaybedeceksiniz. Bak gelin buraya filan dememize rağmen. Şimdi burada da atılan adımlarımız var. Bizim bu adımlarımızda bir defa onların yaklaşım tarzına aslında cevap veremeyecek bir durumda değildik. Bizim şeylerimizin hepsi
doğru, samimi yaklaşımlardı. Ama şu anda tabii bir Twitter denilen bir bela var. Burada abartı. Twitter, cıvıtır diye bir lafı var bir gazetecinin. Ne derseniz hepsi var. Yalanın daniskası burada. Tabii bu sosyal medya denilen şey aslında şu anda toplumun ve toplumların bana göre baş belasıdır. Çünkü bu denli yalanlar, yani bakıyorsunuz işte ağaçlarda sallandıracaklar, bilmem ne yapacaklar. İşte yok bilmem 100 tane İslamcı şu Kaleşnikovlarla Taksim'e saldırıyor. Onları hemen yalanladılar. Onlar yazıldı, doğru söylüyorsunuz. Yazıldı, şimdi, hemen anında yalanlamalar geldi, inanmayın diye. Yalanlamalar kimden geldi ama? Bunlar önemli. Şimdi siz bunları yazarsanız o yalanlamayı okuyamayan, göremeyen de bunu kaçırır. Ve toplum bu şekilde terörize edilir. Yani şimdi ben bir başbakan olarak, benim bir partim var. Yani Photoshop'larla cesetler yayınlanıyor. Evet. E ben şimdi istesem, onlar Taksim Meydanı'na mı çıkardı oraya 20 bin kişi, 25 bin kişi? Ben 200 bin kişiyi, 250 bin kişiyi, 500 bin kişiyi Kazlıçeşme'ye çıkarırım. Ben de bunu yaparım. Benim bir partim var, bir tabanım var. Yani biz bunu yapacak güçteyiz. Ama biz bunlara aynı anda böyle bir şeyde cevap verme yoluna gitmedik. Ve partimin tabanı da ne oluyor? Yani biz bunlara karşı sessiz mi kalacağız diye sürekli bizi onlar da aradılar. Biz hepsine sükunet telkin ettik. Çünkü Türkiye bir kalkınma modunda ya. Türkiye şu anda dünyada ses getiriyor. Böyle bir yarışın içerisinde. Ben şimdi her gün iki yerin, üç yerin kalkıyorum, açılışını yapıyorum. Bu milletimin şu anda hizmetinde olan eserler bunlar. Biz bununla gayret eder, bunlara kafa yorarken, bunlar için terlerken, bakıyorsunuz Taksim'de böyle bir olay, hayırlı bir hizmet orada yapılırken, hayırlı bir hizmet yapılacakken birileri de geliyor, onu provoke ediyor. Yani şimdi bu şunu getiriyor. Biz, yani 21,5 milyon oy almış bir parti. 21,5 milyon. Yaklaşık %50. Yani bizim söz sahibi olmayacağız. Diyelim ki CHP %21, %22. Zaten aşırı uçlara falan konuşmamıza gerek yok. Onlar gelecek, tahakküm edecekler. Böyle bir mantık olamaz. Yani ben çoğunluğun azınlığa tahakkümüne karşıyım. Ama azınlığın da çoğunluğa tahakkümüne asla biz evet diyemeyiz. Yani demokrasi ise demokraside yetki kiminse yetkiyi o kullanır. Muhakkak ki kullanır. Ama herkesin de birbirlerine saygı duyması gerekir. Saygı duyar. Yani bunun kesinlikle olması gereken budur. Ama biz bunu da sandıktan sandığa yapmamız lazım. Toplu gösterim yapacaksın. Bunun hukukta yeri var. Müracaatını yaparsın. Gösteri yerleri bellidir. Gidersin orada gösterini yaparsın. Yürüyüş mü yapacaksın? Yerleri bellidir. Gidersin orada yürüyüşünü yaparsın. Yani bunlara mani bir hal yok. Bunları yapabilirsin. Ama yani bu toplumun bütün alanlar yol geçen hanı değil ki. Yani ben istediğim yerde toplantı yaparım, istediğim yerde yürürüm. Bu toplum hayatını bir defa tamamen sekteye uğratır. Yani siz kendiniz istediğiniz yerde istediğiniz şeyi yaparken siz diğer toplumun katmanlarına saygı göstermeyecek misiniz? Onun için de yani bugün hakikaten gelişmiş toplumlarda, medeni toplumlarda bu işlerin hepsi belli bir yere bağlanmıştır. Ve ona göre de herkes adımını atar. Ama her yerde de zaman zaman olaylar çıkıyor. Yani Avrupa'da da görüyoruz. Olaylar işte, çıkıyor. Olaylar polis çıkıyor müdahale ama ediyor. Olaylara karşı da polis bizdeki müdahalenin altında kalmıyor yani. Çok daha ileri müdahaleleri yapıyorlar. Yani her yerde. Bakın dün ben tabii, mesela Almanya'daki müdahaleleri gördüm. İspanya'da, Almanya'da. İspanya'da, İngiltere'de biliyorsunuz olan nasıl yere yatırıyor, neler yapıyorlar onları da gördünüz. Benzer şeyler bizde de oluyor. Gönül tabii olmasını istemez ama yani bunlar her yerde insanın olduğu her yerde maalesef olan şeyler. Hoşnut olmayan, muhalif olan, beğenmeyen. Olmasını istiyoruz. Bakın şimdi mesela biz Yenikapı'da büyük bir meydan yapıyoruz. Mitingde, aynı şekilde var. Evet. Küçükyalı'da dev bir alan yapıyoruz. Niye? Hem Avrupa hem Asya yakasında iki tane büyük meydanımız olsun ki bu meydanlarda miting yapacaksa gelsin mitingini yapsın. Konserse konserini yapsın. Bütün gösteriler buralarda yapılsın. Ama iş mekanlarının olduğu bölgelerde oradaki esnafı, tüccarı mütezarrır edecek, oradaki vatandaşı zarar dide edecek olaylara fırsat vermeyelim. Onun için tedbirleri biz devletsek, hükümetsek almak zorunda değil miyiz Fatih Bey?
Tabii almak zorunda efendim yani. Ama şunu söyleyeyim mesela. Şimdi o bazen olaylar istenenin dışında gelişiyor. Yani mesela ağaç diyorsunuz, ağaçtan çıkıyor olay, başka bir yere gidiyor. Benim gördüklerimin arasında şu da var mesela. Bir kısım insan da ya biz acaba dışlanıyor muyuz hissine sahipler Türkiye'de? O hisse kapıldıkları zaman da dediğiniz gibi şimdi, zaman... Böyle demeyin ya. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Galatasaraylısın. Galatasaraylı. Bize stat yaptınız tamam. Şimdi bugüne kadar konuşmadım. Şimdi Galatasaray stadını biz yaptık. Evet. Teşekkür ettim ben size. Her fırsatta. Ya seninle ilgili konuşmuyorum. Şimdi yaptık. Açılışına gittim. Ve açılışta biz orada belli bir grubun başlatmasıyla yuhalandık. Ya 400 trilyon para harcamışız. Ve ülkemizin dışarıda temsil kabiliyeti güçlü olan bir kulübüne böyle bir stat yakışır demişim. Ve ben arkadaşlarıma bu talimatı vermişim. Evet. Ve bu stadı yapmışız. Şu anda bir numaralı stat Türkiye'de orası. Ve bu da Galatasaray Kulübü'nün kullanımında. Şimdi aynı şey mesela kapalı spor salonlarında. İşte İstanbul Sinan Erdem, Ankara'da Arena. Ya şimdi buralarda da bakıyorsunuz belli bir ideolojik grup. Ki bu Galatasaray'da da var, Fenerbahçe'de de var, Beşiktaş'ta da var, Trabzon'da da var, hepsinde var. Ve bu gruplar, ya hizmet veriyorsun, bu hizmete rağmen ya size her türlü hakareti yapıyorlar. Şimdi hakaret bir hak mıdır? Yani marifet iltifata tabidir ya. Yani biz size hizmet veriyoruz ve bu hakareti yaparken bir de onların güç aldıkları siyasiler de köşe yazarları vesaireler de işte başbakan artık diktatör olmaya başladı. İşte çok sertleşti, çok şey oldu, şöyle oldu, böyle oldu vesaire. Yani kusura bakmayın da siz köşenizden yazılarınızla bize bu kadar saldırırken, hakaret ederken biz de sesimizi biraz yükseltelim ya. Yani bu da insanın biraz kendi yani yapısıyla alakalı bir konu. Üstelik benim de kendime göre fıtratımda bazı şeyler var. Siz oradan yazıyla bana vuracaksın, çakacaksın. Biz bu kadar hizmeti yapacağız. Biz de bunun karşısında sessiz duracağız. Ben dilsiz değilim ya. Yani benim de bir dilim var. Tabii ki burada konuşacağım. Şimdi ard arda biz bütün bu eserleri yaparken, bu yatırımları yaparken işte 3 milyara yakın fidan ve çeşitli yaş gruplarında ağaç dikmiş bir iktidarı kalkıyor mesela sizin programınızda o milletvekili arkadaşımız Sırcı'ya geçen sonra. Evet. Kalkıyor diyor ki ben ağaçların milletvekiliyim. Ya 3 milyar fidanın ve ağacın milletvekili kim? Biziz. Biz diktik onları. Ve hala dikiyoruz. 160 şu anda milli park yaptık. Hektarlarca alanda. Ve bunları yapmaya devam ediyoruz. Ama olay Fatih Bey bu parkla alakalı bir olay değil. Neyle alakalı? Olay tamamıyla ideolojik. Ve bu ideolojik yaklaşımla iktidarıma yönelik aynı şekilde şu anda şahsıma ve en önemlisi de İstanbul'da yaklaşan Büyükşehir Belediyesi seçimleri var. Şimdi Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde biz AK Parti iktidarından burayı nasıl alacağız? Bunun gayreti içindeler. Bunun çalışması içindeler. Bakın mesela şimdi biz 3. Havalimanı'nı İstanbul'a yapıyoruz değil mi? Yani bu olaylar sizin İstanbul Büyükşehir Başkanlığı'nı AK Parti'nin kaybetmesi için mi yapılıyor? Bir yanı o. Bir diğer yanında tabii AK Parti ne kadar oy kaybeder? Yani bunu nasıl başarabiliriz? Onun için siyasi bir şey. Mesela burada benim şahsıma yönelik yapılan hakaretler, yaklaşımlar vesaireler. Ha ben bunlardan çekinmiyorum. Bunlardan asla alınganlık falan da duymuyorum. Yani burada milletimin başbakanına olan sahiplenişini yaptırdığım kamuoyu araştırmalarında da görüyorum. Yani burada bir sıkıntı yok. Milletime bize görev verdiği süre içerisinde biz hizmet etmeye zaten devam edeceğiz. Burada bir sıkıntımız yok. Al şimdi 3. havalimanını yapıyoruz değil mi? Biz şimdi İstanbul'un içindeki havalimanını da belli bir bölümü hariç tamamen yeşil alana dönüştüreceğiz. Onun sözünü geçen programda vermiştiniz. Kesin evet. Değil mi o? Tabii. Bir bölümü dediğiniz o mevcut terminalleri galiba fuar alanında yapacaksınız. Yok yok sadece iş adamlarına yönelik
orada belki bir yer bırakacağız. Yani şehir içinde. O fevkalade haller için de kullanılabilecek hava bir olacak. Yer olsun. Ama bunun dışında büyük kısmını, daha çok büyük alanı tamamıyla yeşil alana. Orada konut monut olmayacak. Hayır, hayır. AVM de olmayacak. Zaten İstanbul şu anda AVM'si itibariyle doyuma uğramış. Doyumun dışına diye çıkmış. Yani şu anda işe bir metrekare düşüyormuş. İstanbul'un en büyük sıkıntısı şu anda rezidans ve oteldir. Otel evet. Noktasında ciddi bir sıkıntımız var. Çünkü İstanbul'a gelen şu anda kendisine yer bulamıyor. Böyle bir durumdayız. Peki, bu da aslında bizim şu anda iftihar vesilemizdir. Yeter ki İstanbul'a gelen kendisi otel arasın. Onlara imkan sunalım. Fiyatları da yükseltelim. Ve böylece fiyatları hem sunsun. Bu da tabii İstanbul'da yaşayanların gelirini falan artıracak olan şeyler. Peki başbakanım, şimdi şu Taksim'de yapılacak olan alışveriş merkezi denilen, şimdi bu belli ki siz bunu... Ya şehir müzesi olduğunu kabul edin. O zaman şimdi ne diyecekler? Onu diyeceğim ya şimdi. Mesela şehir müzesi olduğunu şehir kabul müzesi olsa, hı, altına da AVM değil de sanat galerileri olsa, İstanbul'u anlatan güzel dükkanlar olsa böyle ya ama... Ya şehir müzesi diyelim şu anda. Peki kaç ağaç kesilecek orada? Kaç ağaç kesilecek? Ya şimdi o mevcut eski projede ne kesilecek demeyelim. Eğer sökülebilecek olansa o sökülebilir. Ama o sökülmenin yanında da orada çok daha fazlasıyla ağaç hem yayalaştırma yapılan bölgeye dikilir, hem içeriye, yani oranın avlu denilen kısmının içine. Peki mesela bugün Taksim'de kaç ağaç var? Proje bitince kaç ağaç olacak? Yani şu anda sayısını falan. Daha bilmiyorum. Artacak mı peki? Yani daha mı çok olacak? Kesinlikle. Artar eksilmez. Artar eksilmez. Çünkü yani şunu biliyorum. İstanbul Park ve Bahçeler... Şimdi orada biliyorsunuz şu anda yayalaştırmanın yapıldığı yerle Gezi Parkı'nın olduğu yerde bir yükseklik var. Evet, bir kot farkı var. Kot farkı var. O kot farkından sonra tekrar bir düşüş var. Şimdi orada tabii o kot farkı sıfırlanacak. Sıfırlanarak orada yeni bir alan kazanılacak. Şimdi orada Mete Caddesi, yani AKM'nin önünden giden cadde, orası bir defa tamamen otomobiller orada yerin altına alınacak. Cumhuriyet Caddesi aynı şekilde yerin altına alınacak. Ondan sonra Asker Ocağı arka tarafta, o da yine yerin altına alınacak. Dolayısıyla tamamıyla çevre yayalaşmış olacak. Yani artık anne baba Taksim Meydanı'na çıktığı zaman İstanbul'un hakikaten kendisi için en önemli gezi alanını orada görmüş olacak. O tarih kültürle, AKM ile, aynı şekilde yeni peyzaj düzenlemeleriyle, çevre düzenlemeleriyle o parkta görmüş olacak. Şimdi mesela orada o McDonald's vardı bir tane, bir hamburger restoranı, yanında bir köfteci. Eski Türk Hava Yolları bürosunun olduğu sıradaki binaları yıktınız mesela. Bence onları... Oralarda şimdi işte bir alışveriş yeri. Zaten vardı yani, bir öbür tarafta da vardı işte. Şimdi mesela bana göre, şimdi mesela bizim Taksim Camii olayı var. O nereye yapılacak? Şimdi, o Maksim'in arkasına. Çünkü Maksim'i şu anda mesela şunlar konuştu efendim. Maksim'i biliyor musun? Gayet iyi biliyorum. Ha. Arkasında bir üçgen alan var ve o orada... O alanın tamamına. Bir de şeyin yeri vardı. Belediyenin vagonları koyduğu İSKİ yer vardı. Maksim'in olduğu, evet, yerin tamamına o alan. Ama öbür tarafta mesela... Benim şu anda, bak burada ilk açıklamasını yapıyorum. Arkadaşlarla görüşüp oradaki meşhur kilise vakfıyla da görüşmek suretiyle kilise vakfının önündeki bütün o dükkanları ben diyorum ki kaldıralım. Ben bunu yıllardır söylüyorum efendim. Tamam mı? Orada ama tabii onu vakıfla anlaşacağız. Biliyorum. Vakıfla anlaşacağız ve vakıf kamulaştırma bedeli neyse kamulaştırma bedelini ödemek suretiyle oradaki kiliseyi biz istiyoruz ki meydana çıkaralım. Kilise meydana çıksın. Öbür tarafta cami ve bizim medeniyet anlayışımızın çok açık, net bir görüntüsü olur. Yani böyle bir orada güzelliği de kazanabiliriz. Şimdi Başbakanım Tayyip Bey şunu da söylüyorlar. AKM'yi yıkacaksınız. Diyorlar ki, size de ulaşmıştır. Bir, bu AKM yıkılacak, yerine alışveriş merkezi yapılacak. Ya aynı i̇ki, şeyi Harbiye Kongre Merkezi'nde demediler mi? Muhsin Ertuğrul'da demediler mi? İki diyorlar ki yapmayacaklar. Üç diyorlar ki oradaki Atatürk adından rahatsız oluyorlar. O yüzden yapmak istiyorlar. O yüzden yıkmak benim istiyorlar. Benim adım Tayyip Erdoğan. Biliyorum. Tamam. Biz bu yola çıkarken ne aldanan olacağız ne aldatan olacağız. Biz orada temeli attığımız gün tarihini veririz ve o tarihte de AKM'yi bitiririz. Yine Atatürk Kültür Merkezi olarak. AKM diyorum işte. Orayı bitiririz. Ve bizim şu andaki şeyde Türkiye'nin sahip olduğu maalesef ciddi manada kültür merkezleri çok. Ama gerçek manada kültür merkezi yok.
Şimdi orada biz diyoruz, o yanı orayla birleştirecek şekilde, arka tarafıyla, belki uluslararası olur bir proje yarışmasıyla, biz oraya muhteşem bir proje yapalım ve buraya artık sadece ulusal bazda değil, uluslararası bazda da birçok gösteriler için gelme olsun. Mesela bunun içinde 1500 olmasın, 3000, 3500 neyse ne gerekiyorsa böyle içeride bir düzenlemesi olsun. Ses akustiği falan hiçbir yerle mukayese edilemeyecek güzellikte olsun, güçlü olsun. Bunları yapalım, böyle bir adımı atalım diyoruz. Ve bunu inşallah en kısa zamanda Kültür Bakanıma talimatını verdim. Onlar şu andaki yapılmakta olan çalışmaları durdurdular. Ve en kısa zamanda da orada yıkımı yapıp inşallah adımını atacağız. Peki şimdi Tayyip Bey, Sayın Başbakanım, bir şey ilginç geliyor bana. İçki yasağı meselesi tartışılırken, ki bununla ilgili yasağı açıkçası ben kendi adıma bu yasayı çok eleştirmedim. Çünkü dünyanın bütün medeni ülkelerinde belirli kısıtlamalar getiriyor. Sokakta içmeye içki yasağı demesek de... Düzenlemesi desek nasıl olur? Düzenlemesi diyelim. Şimdi burada siz bir cümle kullandınız. Dediniz ki iki tane alkolik. İki ayyaş. Şimdi buna herkes çok yakıştırmalar yaptı. İşte kimisi dedi ki Atatürk'le İsmet İnönü'yü kastediyor. Kimisi dedi ki işte eski Maliye Bakanı'yla eski bir başka lideri kastediyor. Herkes bir şeyi kastediyor dedi. Siz orada neyi kastettiniz? Ya ben şimdi dedi. O zaman size başka bir şey söyleyeceğim. Menü Müskirat Kanunu çıktığı zaman meclis başkanı kimdi? Mustafa Kemal Atatürk. Yani şimdi yani bunu söyleyenler ya bu toplumda bizim yani hani laf ola diye söylenen iki kişinin hazırladığı diye söylenen bir şeydir. Yani orada bir defa iki kişinin imzası yoktur ki o şeyin altında kim bilir kaç kişinin imzası vardır. Ki büyük ihtimalle orada Gazi'nin imzası da yoktur. Gazi'ye belki meclis başkanıdır o dönemde de ama imzası yoktur. O kaldırılmadı da. Fakat yani Menü Müskirat Kanunu'nun çıktığında da yine meclis başkanı Gazi Mustafa Kemal'di. Şimdi bunlar konuşuyorlar ama rastgele atıyor. Yani bu CHP'nin şu andaki parlamentosu çok talihsiz bir kadro. O grup çok talihsiz bir grup. Yani siyaseti falan bunlar bilmiyor. Peki bakın. Hala o bulundukları yerlerin atmosferi içerisinde yürüyorlar. Peki Tayyip Bey, şimdi yine bu düzenleme tartışılırken, alkol kontrolü, alkol içkilerinin satışıyla ilgili düzenleme tartışılırken, siz dediniz ki ayyaşlar, alkolikler. Şimdi elbette içenler arasında alkolikler de muhakkak ki var yani. Sabah akşam içenler de var, sokaklarda da görüyoruz. Ama bir de normal işte haftada bir, ayda bir, 15'te bir, haftada iki, belki her gün bir kadeh. İçenler de var. Onlar da mesela siz alkolikler deyince, ya ben alkolik değilim. Sadece iki kadeh içiyorum günde veya ayda veya haftada dediler. Şimdi ben insanımı seviyorum. Alkolik olmasını da istemiyorum. Kimse istemiyor. Bunu bu kadar güzel bir şekilde anlatarak bunu bir hakaret olarak telakki etmemesi lazım. Çünkü alkolün İnsan sağlığına zararlı olduğu bilimsel olarak ortada mı? Ortada. Ortada. Bugün kalp, karaciğer, ciğer ne gelirse aklına. Hepsinde bakıyorsun ki menşeinde en önemli neden bu. İki, trafik kazalarına bakıyorsunuz. En önemli neden ne? Ona herkes genel kabul ediyor. Yani en ağır cezayı verin kabul ediyor herkes. Şimdi bütün bunlar ortadayken bize düşen nedir? Gitsin istediği gibi intihar etsin. Kendini bıçaklasın. Ona müdahale etmeyi kendisi için yöneticiler nasıl görev telakki ediyorsa ben de bu konuda bu işi kendimiz için görev telakki ediyorum. Bizden önce anayasanın 58. maddesi çıkarılmış. Orada gençliğin korunması başlığı altındaki bu maddede alkol, uyuşturucu, kumar vesaire bütün bunlara karşı tedbirler alabilir demiyor. Tedbirleri alır diyor. Yani amir bir hüküm var. Biz bu anayasanın bu amir hükmünü yerine getiriyoruz. Şimdi bazıları diyor ki efendim bunu diyor dinin bir gereği olarak yapıyor. Ya şimdi eğer din böyle güzel bir emiri koymuşsa hadi sen bunu dinin emri diyorsun.
Bilmiyorum bizden öncekiler dinin emri olarak mı bunu yaptılar? Onu da bilmiyorum, ayrı mesele de. Yani bu eğer toplum için, insan için çok çok hayırlı bir şeyse, ki din zaten hayırsız olan bir şeyi emretmez. Benim imanım, inancım bu. Bunu yerine getirmek zararlı mı ya? Kötü bir şey mi? Bunu efendim, söylüyorum. Yasal ilgili. Bir yere daha geleceğim. Biz tabii bu arada muhafazakar demokrat bir partiyiz. Muhafazakar demokrat bir parti olarak da biz düşüncelerimizi bütün çıplaklığıyla, açıklığıyla söylüyor, ortaya koyuyoruz. Ha burada bizim bu açıklamalarımızdan yani rahatsız olanlar varsa, ha bu rahatsız olanlara karşı ben özür beyanında bulunurum. O mesele değil. Ama bilsinler ki onların da sağlığını düşündüğüm için bunu istiyorum. Mesela ben sigara paketini cebinde gördüğüme alıyorsun ricada diyor. Bulunuyorum. Diyorum ya ver şu sigarayı. Gel bugün seninle burada bir anlaşma yapalım. Bu sigarayı bundan sonra içme. Ben seni seviyorum. Seni Allah için seviyorum. Bir başbakanın olarak seviyorum. Hep gördüm. Bazılarını ikna ediyorum. Hatta imza atıyorsun sana. İmzasını alıyorum. Tarihini koyuyorum filan, ismini yazdırıyorum. Ve evimde şu anda yüzlerce bu noktada sigara paketi var. Bazıları yeniden başladı. Bazıları başlıyor maalesef. Bunları sevdiğim için yapıyorum. Ama vatandaşımı sevdiğim için. Onların kötü alışkanlıklardan kurtulması için yapıyorum. Bunu bir birey olarak başbakanlığın dışında yapıyorum ve halkımdan, vatandaşımdan da bundan dolayı destek bekliyorum. Bakın şimdi ben Dünya Sağlık Örgütü'nden ödül aldım. Dünya Sigara Sağlık Örgütü, evet. Dünya Sağlık Örgütü Birleşmiş Milletler Camiası altındadır. Merkezi Cenevre'dedir. Bana ödül verdi. Ve ilk defa bu ödülleri almıyorum ben Dünya Sağlık Örgütü'nden. Birkaç kez bu tür ödülleri aldım. Niye? Çünkü onların da mücadelesi bu istikamette de onun için. Ve Amerika'da bugün alkolle mücadeleye yönelik uygulamalar var. Ve bizi onlar da tebrik ediyorlar bu konuda. Nasıl bu başarıyı sağladınız diye. Avrupa'da hakeza öyle. Ya bunlar yapılmayan şeyler değil. 18 yaş altı kişilere alkol, sigara, bu tür şeyleri satamazsınız. Bazı ülkelerde 21 de var. Evet, 21 de var. Efendim şimdi oradaki mesele yasaklamalar, kısıtlamalar, düzenlemelerden daha çok insanları kötü hissettiren, belki yani her içki içen alkolik değildir. Herkes alkoliktir ya. İçkiyi içiyorsa alkoliktir. Efendim, onun tanımı odur yani. Ama yani haftada bir gün içen de var, sosyal içici olan da var. Yani bu iş içip sizin ya de dediğiniz... Ya tasarruf onundur. Sizin dediğiniz gibi karısını döven, onu vardır. Bıçaklayan da var. Bak bizim ona saygımız da vardır. Ama alkolü aldığı için, alkolik olarak yolda yola çıktı. Ondan en sonra, ağır cezayı herkes kabul ediyor. Yok, karşıdan alkollü olmayan bir vatandaşa bindirmek suretiyle onun hayatına kasteden insan ne olacak? Katil olur. Oradaki her düzenlemeye... Ama ne oluyor? Normal bir katilin aldığı cezayı alıyor mu? Fazlasını alması lazım. Gördün mü? Ona hiç kimsenin bir itirazı yok efendim. Hiç kimsenin. Ama o zaman da işte bu alkol olanlar bize isyan edecekler. Siz nasıl böyle buraya yükselttiniz bu kadar cezayı? Vallahi o konuda her türlü desteğinize medyada... Hadi yapın, altyapıyı yapın. Bütün medyada destek veriyor altyapıyı ona. Yapın. Yani trafikte alkol konusunda %100 haklısınız. İnsanların sadece alındığı veya kendine kötü hissettiren şey, ya ben 40 yılda bir kadeh içiyorum, niye ben alkolik olayım noktasında bir alınganlık var. Yo, onlar bile bana oy veriyor sen bakma. İşte mesele o zaman. Şimdi onlar da size oy veriyor ama mesela bazen öyle bir ayrışma ki siz biz. Yani onlar yok. Arasında size oy veren var ama siz biz noktasına geldiği zaman sanki onlar dışarıdaymış gibi. Onlar diyor ki ya ben de Tayyip Bey'e oy veriyorum. İki kadeh içiyorum ama Tayyip Bey'e oy veriyorum diye bakıyor. Bir onlar ara zaten mi? Alkolikler arasında girmemiş oluyor. Bir ara verelim efendim. Efendim reklam arasında internetten tanımına baktım. Alkolik düzenli olarak belli bağımlı. Alışkanlık düzeni içerisinde alkol kullananlara verilen isim. Onu hem size hem izleyenlere söyleyeyim. Yani düzenli kullanım varsa eğer ona bağımlı deniyor. Düzensiz alkolik deniyor. Düzensiz kullanıma alkolik denmiyormuş. Onu da şimdi bir kez daha şimdi tekrar şeye gelmiyorsun. Şimdi maillerle vatandaşlarına gelen bir şey var. Bu Taksim'deki rezidans meselesi. Altı alışveriş merkezi ama anladığımız kadarıyla AVM değil. Yani o
AVM tarzı bir şey olmayacak. Yani bir İstinye Park gibi olacak. Yani 100 metre ilerisinde başka bir AVM şu anda yapılıyor. Eski Ermeni Vakfı'nın arazisinde. Omonti. Yok şeyde tam eski Şan Sineması'nın olduğu yerdeki geniş araziye bir AVM yapılıyor şu anda. Surpagopya'nın arkasında. Evet, Surpagopya'nın arkasında. Üstünde rezidans ediniz. Bu rezidans, yani insanlar burada ev satın alıp oturacaklar mı orada? Nasıl bir rezidans bu? Şimdi burada illa bu rezidanstır diye bir şey yok. Bizim şimdi birinci derecedeki şeyimiz aslında İstanbul'da otel ihtiyacı. Ha, otel olabilir yani. İstanbul'da ciddi manada otel ihtiyacımız var. Bizim orası da o bölge birinci derecede biz burayı konferans havzası olarak hep şey yapıyoruz. Çünkü arkada Harbiye Kongre Merkezi var. Bir tarafta AKM olacak. Lütfü Kırdar aynı şekilde orada. Cemal Reşit Rey orada. Yani uluslararası toplantıları biz burada yaptığımız için burada otel ihtiyacını karşılamamız lazım. Topçu Kışlası aslında otel olacak galiba. Büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Ve altı da yani otel olduğu zaman tabii en uygunu görünen o ki şehir müzesi şeklinde olabilir. Ama şehir müzesi otel olduğu için de burada gelip bazı alışverişleri diyelim ki bizim tarihi şeylerle ilgili olarak. Mesela şimdi şu andaki halinde bile orada ne var? Halı mağazaları var. Evet, halı mağazaları. Halı satışları falan yapılıyor. Yani bu tür şeyler de orada yapılabilecek şekilde. Halı mağazası olabilir. Var, lahmacuncu var, hamburgerci ama var. Ama oraya uygun var. Düşmüyor. Mesela dediğim gibi bunlara çok daha çekildi. Uygun, daha ciddi, çok daha çekildi. Güzel şeyler o bölgede yapılabilir. Çünkü şimdi orası artık yayalaştırılacağı için oraya gelen vatandaşın da bu tür alışverişlerini yapabileceği yerler orada olması lazım. Ama bunlar artık yani modern olması lazım. Ya yani böyle yani rastgele olan şeyler değil. Mesela şimdi kilisenin oradaki durumla ilgili de şimdi bir tarafta kilise, bir tarafta cami gayet güzel bir şekilde orada o meydana bunlar anlam kazandıracak. Öyleyse orada yapılacak alışveriş yerleri de, dükkanlar da bu büfe de olabilir. Ne bileyim çeşitli pastaneler vesaire bunlar da olabilir. Oraya gelenlerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek güzellikte, özellikle peki Taksim'e mesela lazım. Bir büyük maket yapıp insanların bunu görmesini sağlamak kötü bir fikir midir? Hayır. Ya keşke bunun bir maketi yapılsa ve bir falan. Belki onlar bir çadır içerisinde dediğim gibi ben yeseler. Bunu dün de söyledim. Daha bunun kararı tam manasıyla verilmiş değil. Proje kesin mi? Proje kesin. Eskisinin aynısı. Eskisinin aynısı yani şeyimiz o. Ama bunun bir de çevre düzenlemesi olarak yayalaştırmayla vesaireyle bittiği haliyle bunlar yapılıp şey yapılabilir, gösterilebilir. Zaten şu anda ona benzer şeyler var. Taksim'deki ağaç sayısında bir azalma olmayacak. Hayır, hayır. Taksim daha da ağaçlık bir hale gelecek. Diyebilir miyiz bunu? Tabii. Peki, o zaman madem AKM'yi de yeni bir... Şimdi ben bunu rahatlıkla söylüyorum. AKM'nin, Atatürk Kültür Merkezi'nin yıkılmasını ben siz başbakan değilken bile bunun yerine keşke dev bir opera binası yapabilsek diye yazan bir sokyonotla rahatlıkla söylüyorum. Bu konuda tartışmalar var Türkiye'de elbet. Bana ben sizin doğrusu öyle bir şeyinizi bilmiyordum. Ben bunu yıllar önce yazmıştım. Ha, yani orada şimdi bizim hedefimiz yani böyle bir opera binası. Ben de onun için size bir hediye getirdim. Olacak. Kusura bakmazsanız kabul ederseniz arkadaşlarınıza ileteceğim. Dünyadaki opera binalarının, en güzel opera binalarının bulunduğu bir kitapçık. Tamam. Yani hem Avrupa'da hem dünyada kimisi eski, kimisi de yeni yapılmış binalar. Ama şimdi burada yanlış anlaşılma olmasın ha. Yani sen bana şimdi sürpriz yaptın. Sürpriz yaptım hiç. Tamam. Yani evdeydi, evden getirdim. Sağ ol. Bugün sabah konuşmanızı dinledim opera binası yapacağız diye. Ve dedim ki götüreyim de evet. Bir opera binası kitabı tamam. Vereyim diye getirdim. Yani şu anda sürpriz yani. Basada duruyor. Ben hemen bunu Kültür Bakanı'ma bunun üzerinde hemen çalışalım. Ömer Bey de muhakkak ki daha fazla bilgisine. Zaten bakanlıkta vardır, da vardır. Vardır muhakkak ki. Çok hoş bir şey yani. Tamam. Peki dediniz ki yani eğer birilerini kırdıysam kusura bakmasın. Yani onlardan evet. Özür dilemek noktasında bir çekince olmaz. Kimseyi kırma niyetim yok dediniz. Bu bence önemli bir şey çünkü İnsanlarda gerçekten bir kırgınlık hissi vardı. Yani biz dediğiniz gibi biz oy da verdik AK Parti'ye. Bizim bir şey alkolle ilgili konuda. Evet yani o işte kırdıysam kusura bakmayın. O tabii insanların çünkü kırıldıklarından dünkü önceki şeylerde ben gördüm. Daha çok kırgınlığın yansımasıydı o sahaya çıkanlar. Çünkü baktım ben mesela bugün eylemcilerin bir kısmı hariç, bir kısmına hiçbir şey diyeceğim yok ama bir normal insanlar mesela çöplerini falan filan da topluyorlardı. Buna karşılık araçları yakanlar da oldu. Onda haklısınız. Bir başka meseleye dönmek istiyorum. Bu kadınların çalışma koşullarında kolaylık sağlayan bir yasal düzenleme yapıldı.
6 yıl erken emekli olabiliyorlar. Doğum izinleri uzatılıyor. Bu bir yandan baktığınızda kadınlar için hakikaten çok güzel bir şey. Yani kadınlar emeklilik konusunda borçlanabilecekler, emeklilik konusunda doğum sonrasında belli bir süre çalışmayarak çocuklarıyla... Önce ve sonrasında, bir düzenleme, aklımda kaldığı kadarıyla 18 hafta gibi orada galiba toplam 6 aylık bir düzenleme galiba. Yok, 18 hafta. 18 hafta mı? Ve de erken emeklilik. Bu bir yandan kadınlar açısından çok güzel olduğu zaman ama sosyal güvenlik uzmanlarının bazıları diyor ki kadın istihdamının önüne geçer mi bu? Yani acaba işverenler bu düzenlemelerden kadınların lehine olmakla beraber acaba kadın istihdamını engeller mi? O konuda ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi doğrusu burada tabii bizim ilk hedefimiz birinci derecede kadının yani yaş itibariyle sağlığı, evine ayıracağı vakti vesairesi bu düşünülerek atılan bir adım. Yani bu erken emeklilikle kadının bu noktada bir defa kendine ve geleceğine ayıracağı vakti diyoruz ki daha düzenli bir hale getirelim. Bunu iyi tanzim edelim. Zaten beyi 65 yaş itibariyle olacaksa, memursa 65 yaşında emekli olacak. Ama iş şeyi durumunda burada da biliyorsunuz yaptığımız son düzenlemeler var. Dolayısıyla olayı biz erken emekliliğe erkekte alamayız. Çünkü bu erken emeklilik Türkiye'nin bütün standartlarını evet alt üst etmiştir. Oradaki 65 bizim için var. Ama kadınlarda böyle bir erkene bunu alma olayı sadece kadınlarımızın geleceği, evi vesaire bu düşünülerek atılmış bir adım. Ve aldığımız bu noktadaki kamuoyu araştırmaları da olumlu. Yani şey olmaz mı diyorsunuz? Kadın istihdamının önünde bir engel olmaz mı? Yani şimdi bunu tabii uygulamada göreceğiz ama yani biz de şu anda şu mevcut duruma baktığımız zaman böyle bir durumu henüz görmüyoruz. Ama ileride ne olur? Bunu tabii uygulamalar gösterecek. Peki, o zaman da o uygulamalara göre mi? Bazı değişiklikler o zaman da yapılabilir. Bir ek önlem gerekir mi? Yani bir kadın kotası gibi belki bir iş yerlerine falan. Çünkü hakikaten eğer erkek işverenler ya kadınlar erken emekli olacak zaten bir de doğum izni alacak falan iş vermezlerse problem. Yani onu devlette böyle bir sıkıntı olmaz. Evet olmaz. Ama özel sektörde de tabii müdahale edemezsiniz yani. Çünkü adam kendi tasarruf alanıdır. Serbest piyasa ne kadar isterse erkek kadın o alabilir ama devlet onu düzenler. Devlet içerisinde bir sıkıntı olmaz. Peki, Suriye meselesi. Şimdi Suriye'de Hafız Esad'la gayet iyi bir şekilde bir ilişki götürdünüz. Onu ikna etmeye çalıştınız ülkesinde reformları gerçekleştirmeye. Ama bu reformları gerçekleştirmeyerek size hayal kırıklığı attığını defalarca söylediniz. Sonrasında da Esad'la ciddi sorun yaşamaya başladık. Ancak bu sorunları yaşamaya başladığımızda hep böyle önümüzde işte 6 ayda bu işi biter, 3 ayda biter, 5 ayda biter, 1 senede biter, yaza biter, sonbahar derken hemen hemen 2 sene oldu. Ve benim gördüğüm şu, dünyada da Esad karşısında açıkçası biraz da yalnız bırakıldık. Yani şöyle, bravo kapitano durumu var. İyi yapıyorsunuz, doğru yapıyorsunuz, bravo ne güzel mültecilere bakıyorsunuz diyorlar. Başımızda 300-400 bin mülteci var misafir ettiğimiz. Sınırımızda giriş çıkışlar var. Bugün yine 600 kilo patlayıcı yakalanmış sınırda Türkiye'ye sokulmak istenen Allah tarafından yakalanmış. Burada ne noktadayız? Yani çünkü herkesin korkusu Esad'ın uzun süre dayanması halinde Türkiye ile sınırda bir ciddi sorun kaynağının oluşması. Orada bir takım radikal grupların güçlenerek buradan dünyaya ve hatta Türkiye'ye terör ihraç etmesi ki geçmişte örnekleri yaşandı. Ne olacak? Nereye gidiyor orası? Tabii öncelikle şahsım itibariyle Suriye konusunda ben pek zaman açıklaması yapmadım. Evet siz yapmadınız. Doğru. Çünkü bu şeylerin zamanı olmaz dedim. Ama bir şeye inanıyorum. Bu adam gidecek. Ve son şu anda Suriye Ulusal Koalisyonu yaptığı toplantılarla koalisyondaki sayıyı artırdılar. Şu anda 100'ün üzerinde 122 falan o civara ulaştılar. Ve Cenevre ile ilgili yapılacak toplantılar noktasında da bazı taahhütler yerine gelmediği takdirde o toplantılara da katılmayacaklarını muhalifler açıkladılar, muhalifler. Şimdi tabii Beşer şu anda yalnızlığa doğru aslında gidiyor.
Yani karada Beşer güçlü değil. Havada güçlü. Beşer havada güçlü. Şu anda füzelerle ve uçaklarla gücünü korumaya çalışıyor. Ama karada muhalifler güçlü. Mesela dünkü olayda muhalifler bu bomba yüklü aracı yakaladılar. Ve bunların şu andaki tavrı, yaklaşımı, çalışması çok çok farklı. Bizler tabii Türkiye olarak burada bir sıkıntı yaşıyoruz. 300 bine yakın şu anda bizde sığınmacı var. Bu sayı belki daha da artabilir. Son zamanlarda gerçi bir geri dönüş tekrar başladı. Oldu, evet. Evet. Ama bu tekrar artabilir, ayrı bir konu. Bütün mesele bizim kendi içimizdeki bütünlüğümüzdür. Tabii bizim içimizde şu anda bir siyasi mezhepçilik, önce bir siyasi manada maalesef terörün kaynağını oluşturan anlayış vardı. Şimdi siyasi mezhepçilik olarak bu yaklaşım, işte en son Reyhanlı'da gördüğümüz hadise bu. Ve orada 52 vatandaşımızın öldürülmesi olayı sıradan bir olay değil. Ve bunun altyapısı çok çok sıkıntılı ki Reyhanlı bizim %72 oy tabanımızın olduğu yerdir. Bunu ziyaretimde de orada vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde dertleşti, konuştu. Kendilerinden nedenleri üzerinde de durduk. Baktık ki olayda hakikaten bu koku var. Fakat bütün bu olaylar neticesinde ne olursa olsun biz sahil şeridi dahil olmak üzere bütün o kıyı şeridinde tedbirlerimizi azami ölçüde aldık, alıyoruz. Teröre karşı. Teröre karşı. Ve bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Tabii bizim orada bayır bucak Türklerinden tutunuz, Arap, Kürt, bütün bu kardeşlerimize kadar bizimle olumlu ittifak içinde olanlar var. Ama bir de bunların içinde tabii olumsuzları da var. Temenni ederiz ki bu olumsuzlar da yani aklı selim hakim olur. Yani ki bu PYD'dir. PYD burada yani böyle bir yanlışın içerisine düşmez. Ki böyle bir yanlışın içerisine düşerse tavrımız farklı olur. O zaman burada zaten bu şeritte bir sıkıntıyı en doğudan en batıya yaşamayız. Ve bu ara Kuzey Afrika dönüşü şöyle bir yani Rusya Körfez ülkeleri bir ziyaret yapacağım bir ziyaretim Amerika'dan var. Bu ziyaretlerden sonra da bu süreci nasıl değerlendireceğimizi, ne gibi adımlar atacağımızı da yine arkadaşlarımız da şu anda da değerlendiriyoruz. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Ancak son yapılan görüşmelerde başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği'nin almış olduğu karar olmak üzere yani bunlar olumlu gelişmelerdir. Biliyorsunuz Amerika bu konuda çok önemli bir adım attı. Evet. Avrupa Birliği üyesi ülkelerden yine aynı şekilde çok olumlu açıklamalar var. Şimdi bunların hepsi bu desteklerini Almanlar da hala biraz sallanıyorlar. Abi onlara böyle sallantıda. Suudi Arabistan hakeza olumlu davranmaya başladı. Körfez ülkeleri yine aynı şekilde. Yani bundan sonraki süreç bundan önceki gibi olmayacak. Peki Rusya ile İran desteğini sürdürdüğü müddetçe de çözülmez diye bir şey yok, zor olur. Gecikir. Evet. Peki Rusya'yı ikna edebileceğini düşünüyor musunuz? Bakalım, ziyaretimizi yapalım, görüşeceğiz. Çünkü onlar da onu stratejik bir mevzi olarak görüyorlar. Akdeniz kıyısında onlara müttefik olan tek ve son ülke olarak ama görüyorlar. Ama yani yeni gelecek olan ekip size müttefik olmaz diye bir şey yok ki. Yani öyle bir şey yok, yani ortada emare yok. Ama şu anda Rusya bütün o Orta Doğu'da kendine dost olanları bu haliyle kaybediyor. Böyle giderse kaybediyor. E şimdi sen oraya yani 10 tane kalkıp savaş gemisi koymakla öbür tarafta yani savaş gemileri de var Doğu evet. Akdeniz'de. Ama öbür tarafta da görüyorsun işte şu anda Amerika'nın uçak gemisi de orada. Onun etrafında 11 tane şeyde fırkateyni vesairesi onlar da orada. Onlar da orada bulunduğu sürece bir defa yani birisinin lehine bir şey eğer değerlendirmesi yapacaksa olay çok daha farklı uzayacak olur. Tabii. Evet. Yani tam bir bataklığa dönüşecek. Niye böyle bir şey yapıyorlar anlamak mümkün değil. Yani yenisine bakalım. İnşallah dönmeden çözülecek. Çünkü Suriye'deki
önemli olan insan unsurudur. İnsan unsuru noktasında Beşar'ın lehine bir tablo yok. Tabii Beşar yıllardan beri, yani rejim, Esad rejimi kurulduğundan beri baktığınızda kendi insanına zulmederek ayakta maalesef kalmayı becermiş maalesef bir rejim. O yüzden ben de tabii sanki dayanır diye korkuyorum. Hizbullah'ın filan oraya şeyi var. Şu anda destekleri var ama tabii Hizbullah'ın oraya girmesi, İran'ın bu şekilde vermiş olduğu destekler, onların da yani Orta Doğu'da, İslam dünyasında aleyhlerine bir gelişmeye neden olduğunu söyleyebilirim. Peki şu olabilir mi? Yani şundan korkuyorum ben bir yandan da. Sırf ben değil, yani bu işleri izleyenlerin baktığı. Bu iki ülkeden, gerek Irak'tan gerekse Suriye'den filizlenmeye başlayan gelişimlerden ürkütücü olan tarafı şu. Beşar Esad gitse bile orada başlayan o mezhep karşıtlığının bölgeyi, önce bölgeyi, sonra Malezya'ya kadar uzanacak bir coğrafyayı, bir Müslümanların yoğunlukta olduğu bir coğrafyayı bir mezhep savaşına itme tehlikesi. Siz şu an için böyle bir tehlike görüyor musunuz? Uzun vade görüyor musunuz? Ya işte böyle bir şeyi tabii arzu etmeyiz. Bir defa mezhep savaşı veya mezhepçilik zaten bizim nefret ettiğimiz bu. Şimdi ben yani bütün mezheplere karşıyım. Ama bir vaka olduğunu kabul ediyorum. Benim için ölçü İslam'dır. Ya ben kendim Sünniyim. Ama Sünnici değilim. Yani bu en üstünüdür. Böyle bir kavganın içinde değilim. Ama bir Müslümanım. Hani Sünni mezhebinin ameldeki şartları çerçevesinde yaşayan birisiyim. Öbür tarafta itikadi noktada yine aynı şekilde mezhebim var. Yine o istikamette yaşayan birisiyim. Ama onun en üstün mezheptir veya bundan başka mezhep tanımıyorum gibi bir kavgası içinde hiç olmadım. Olanlara da olmamasını tavsiye ediyorum. Arap dünyasında böyle bir gelişim var. Var. Sıkıntı orada zaten. Karşıdaki nefret büyüyor. Evet. Onu nötralize etmemiz lazım. Yani Şiacılık yapmamalı. Sünnicilik yapmamalı. Ya biz Müslümanız ya. Bağlayıcı şeyimiz bu olmalı. Bırakalım biz onları. İşte yıllar yılı Hristiyan dünyası, onlar da mezhepçilik yaptılar. 100 sene savaşta bile. Evet. Ve o 100 yıl savaşlarında nice insanlar kayboldu. Ya bunların örnekleri var. Aynı şey bizde de oldu. Gelebilir şimdi. Geçmişte bizde de oldu zaten. Biz bunları yine yeniden niye yaşayalım? Yaşamamak lazım. Şimdi mesela ben YouTube'da bu Suudi imamların falan söylediklerini izliyorum. Hizbullah'a Hizbullah diyorlar. Kabe'deki o en büyük üç puttan birinin adı olarak. Şeytan diyorlar. Bunlar ortadan kaldırılmalı diyorlar. Karşılıklı çok ağır şeyler olabilir. Aynısını bu sefer Hizbullahçılar veyahut da diğer Şia adamları onlar söylüyor. Karşılıklı birbirlerine böyle bir ateş var. Maalesef. Çok korkuyorum. Bütün Orta Doğu'da bir din savaşı. Yani ona girmek, o tür bir şey düşünmek dahi biz istemiyoruz. Bunu liderlerle paylaşıyor musunuz? Tabii. Bunlarla konuşuyoruz, paylaşıyoruz. Çünkü bölgenin bence en büyük tehlikesi. Ama maalesef bu tür tabii bir hastalık var. Peki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile yapmış olduğunuz görüşme, Obama ile yaptığınız görüşme. Ben daha önce bu kadar uzun bir görüşmeye şahit olmadım. Sabah buluştunuz, 3,5 saat görüştünüz, bir ara verildi, sonra akşam bir daha yemek oldu, arada heyetler görüştü. Çok uzun bir görüşmeydi. Bu kadar uzun görüşmeden çok önemli sonuçlar çıkmış olması lazım veyahut da çok önemli konuların tartışılmış olması lazım. Çok önemli sonuçlar çıktı mı? Benim çok önem verdiğim bir şey vardı orada. Serbest seyahat anlaşması. Bunu size her Amerika seyahatimizde ben bir Tayyip Bey serbest seyahat anlaşması diye söylerim. Siz de konuşacağız dersiniz. Yıllardır olamadı bir türlü. Bir adım var mı? Çünkü Avrupa Birliği yapacakları anlaşma sonrasında... Yani oradan girersek işe bir defa olumlu bir yaklaşım Sayın Obama bana gösterdi. Ve ekonomiyle ilgili bakanlarımıza bu talimatları verelim dedik. Ve bu talimatları verdik. Ama kongrede gücü yok Obama'nın şu an. Ve evet, sıkıntı orada biraz. Demek ki biz şimdi cumhuriyetçilerde biraz bu işin çalışmasını da yapacağız. Fakat cumhuriyetçilerden de olumlu bir sinyal alıyoruz. Yani bunu başarabilirsek, başarmamız halinde bizim bu serbest ticaret anlaşması noktasındaki yaklaşımımız netice verecek. Bir diğer konu da o da şu, yani özellikle şu andaki hükümet, iktidar bir defa Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği arasındaki konuda bizi kesinlikle dışarıda bırakma durumunda değil. Şundan dolayı biz biliyorsunuz Avrupa Birliği'nde zaten Gümrük Birliği üyesiyiz. Gümrük Birliği üyesi olduğumuz için bizim bu işin dışında kalmamız serbest ticarette mümkün değil. Biz burada üçüncül olarak
bu çalışmaların, anlaşmaların içinde yer alacağız. Ve bu konuda da Sayın Obama çok açık, net söyledi. Yani bizim burada sizden kopuk bir şey içerisine girmemiz söz konusu olamaz. Sizlerle beraber bu çalışmada olacağız. Yeter ki şu anda ilgili bakanlarımız o konuları da çalışsınlar dediler. Fakat Suriye konusunda dediğim gibi, bakın biz döndük. Döndükten hemen iki gün sonra komisyonda bir karar alındı. Alınan karar neydi? Verilecek olan silah yardımı konusuydu. Ve hemen adım arka arkaya olumlu neticeleri de getirdi. Bunlar durup dururken olmadı. Yani belli bir çalışmanın neticesinde bunlar oldu. Ve burada gerek Dışişleri Bakanlarımız, yani gerek Kerry, gerek Sayın Davutoğlu, bunlar burada gayretler gösterdiler. Ön çalışmaları yaptılar. Ve o akşamki çalışma bizim bu noktada tabii çok yoğun bir çalışmaydı. 3 saat sürdü. Ve o çalışmada da bunları aramızda olgunlaştırdık ve gayet iyi bir konuma getirdik. Yani bu beklediğinizi buldunuz mu orada tam anlamıyla, yoksa? %100 demesek de, yok %100 demesek de, yani büyük oranda belli bir neticeye bunu kavuşturduk. Yani gittiğimizden çok daha ileri bir konuma taşıdık. Şimdi Tayyip Bey, şimdi tekrar son günlerin olaylarına gelirsek, şimdi burada mesela sizin hedef olduğunuz kadar, size kızıldığı kadar medyaya da kızıldı. Yani bizi de gerçekleri saklamakla, bu olayları yeterince yansıtmamakla, iktidar yanlısı olmakla, şunla, bütün medyayı, yani ayrımsız hemen hemen tamamımızı, kimimizi daha az, kimimizi daha çok suçladılar. Biz ise Türkiye'de işte terör belası bitmek üzereyken, bir takım sıkıntılar aşılmışken, ekonomide işler iyi gidiyorken, açıkçası tahrikkar da olmak istemedik. Yani bir partiyi veya bir başbakanı savunma içgüdüsüyle değil, Türkiye'yi savunma içgüdüsüyle olaylar daha da büyümesin diye çok da tahrik etmek açıkçası istemedik. Ama bunun karşılığını en az sizin kadar, hatta sizden daha fazla eleştirilerek aldık. Bu noktada siz de, işin acayip tarafı şu, siz de bize kızıyorsunuz. Yani siz de medyayı suçluyorsunuz. Medya nerede hata yapıyor? Yani biz kimseye yaranamayan bir noktadayız. Yani baktığınız zaman herkes bize kızıyor. Yok canım, yarananlar var, yaranmayanlar var. Şimdi bütün medya demeyelim. Bütün medya dersek haksızlık yaparız. Şimdi burada bazı medya grupları var ki bunların yanında yer aldılar. Ben önce tabii bu vesileyle yaralanan bazı muhabirlere falan, onlara geçmiş olsun dileğini burada ifade etmek istiyorum. Şifalar diliyorum. Ama öyle gazeteler oldu ki maalesef köşe yazarları özellikle ve atılan başlıklarla provokatif çağrılar yaptılar. Onlar kendilerini biliyor. Ve biz bunları okuduğumuz anda dedik ki, ya biz nereye gidiyoruz? Bakın şimdi ben bir şeyler duydum. Aracı reklam kurumları gazetelere, televizyonlara reklam vermiyormuş. Onların bileceği şey. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Ticaret. Bu tabii bir. Yani bir defa medya grupları için bir sıkıntı. Medya grupları için sıkıntı olmaktan öte bir de ülkenin ekonomisi açısından bir sıkıntı. Yani şu anda kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notlarını artırdığı bir dönemde siz kalkıyorsunuz, bunu adeta provoke ediyorsunuz. Şimdi ben çok açık ne söylüyorum? Yani arkadaşlara dedim, yani bu kuruluşlar kimdir? Bunları bir tespit edin bakalım. Hangi kuruluşlar bu ülkede şirketlerin reklamlarının verilmesi, yayınlanması noktasında böyle bir ambargo uyguluyorlar? Bunları bir bilelim. Ha, gereği neyse ondan sonra biz de onlara gereğini yaparız. Öyle başıboş bırakamayız bu işi. Vermeyebilirler yani. Ha, sen şimdi aracı kurumsun. Ben orada o şirkete derim ki, ya böyle böyle, sen niye aracı kurum vasıtasıyla medyaya reklam veriyorsun? Direkt sen kendin ver reklamını medyaya. Ticaret. Koy bunu bir kenara. Çünkü sen niçin benim şeyimi yayınlamıyorsun? Demek ki sen ideolojik davranıyorsun. İdeolojik davranmak suretiyle o iş gruplarının, holdinglerin reklamını vermiyor.
Bu tabii Türkiye'de bakın çok enteresan bir şeye zemin hazırlıyor. Yani biz yeri geldiği zaman kalkarız bu şekilde müdahale ederek dünyada Türkiye'nin itibarını ekonomik noktada da sarsabiliriz. Sen böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Böyle bir yetkin yok. Bunun Türkiye'nin ekonomik itibarını sarsacağını düşünüyorsunuz? Hayır hayır. Bunların hedefi o. Yani bir günle iki günle bu tür şeyler olmaz. Ama sen kalkar da haftalarca aylarca böyle bir şey yaptığın zaman bu Türkiye şu anda işte sağlıksız bir durumdadır. Burada ama güven yoktur. Reklam veren ürkektir. Yani her şeyde onlar önce bir reklamları keserler. Yani ama bu şimdi reklam verenden kaynaklanmıyor. Aracı kurumdan kaynaklanıyor. Sıkıntı burada. Yani reklam verenden olsa dediğiniz doğru. Ama bu aracı kurumdan kaynaklanıyor. Çünkü reklam veren inanıyorum ki bunun haberinde bile değil. Ben birkaç tanesini arattım. Ya dedi bizim haberimiz bile yok dedi. Kesilmiş mi dedi. Ve o gazete ve televizyonlar onları aradılar. Arkadaşlarımıza dediler ki ya böyle böyle. Şu anda dediler bu aracı kurumlar filanca kuruluşların reklamlarını kestiler. Haberleri var mı? Aradılar yok. Yani buradaki kastı çözemedim ama yani ben herhalde dedim bu ortamda reklam vermek istemiyor şirketler. Çünkü çok reklamlarda azalma oldu son birkaç gün içerisinde gazetelerde ama ben bunu ticari bir karar olarak açıkçası algıladım. Siz bunun arkasında bir şey olabileceğini ima ediyorsunuz anladığım kadarıyla. İnşallah yoktur yani şey yok. Tabii şimdi burada halkın rahatsız olan bir tanesi de halkın derken sonuna geldik herhalde. Halkın derken yani bir kısım halkın. Şimdi dün Twitter'da mı, Facebook'ta mı bir yerde çıkmış. Ben ikisine de abone olmadığım için, ikisine de yer almadığım için çok bilmiyorum ama şöyle bir laf çıkmış. İşte birisi demiş ki bir siyasetçi, biz gerekirse bilmem ne yaparız. Şimdi, halktaki rahatsızlıklar, bir belediye başkanı. Ne demiş? Demiş ki biz gerekirse tükürüğümüzde boğarız. Şimdi bu tabii... Siz biz yok ki hepimiziz. Yani bu ülkede baktığınız zaman hepimiz bu ülkenin geleceği için umut besleyen insanlarız. İşte havaan ihalesi oluyor, gurur duyuyoruz. İşte ekonomimiz iyi gidiyor, gurur duyuyoruz. Türk Hava Yolları dünyanın en önemli havalarından bir tanesi oluyor, gurur duyuyoruz. Kriz gelmiyor ülkemize, göğsümüz kabarıyor. Dünyanın neresine giderse gidin bir Türk'ün yatırımını veya bir Türk'ün ticaretini görüyoruz. Şimdi kimsenin Türkiye ile ilgili bundan ötürü bir şey yok. Bu birilerinin bu siz biz demesi hakikaten insanlara çok rahatsız ediyor. Şimdi tabii siz biz olayı ister istemez zaten bir vaka. Yani şimdi şu, yani insan insanı tanımlarken zaten şu anda da siz. Biz derken böyle bir ayrımcılığa yönelik bir ifade olarak bunu kullanıyorsanız bu tehlikedir. Tehlikeli. Doğru değil. Ama orada tabii ifadenin tamamını bilemiyorum. İfadenin tamamı nedir? Veya nasıl söylemiştir onu bilmiyorum. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şimdi yıllar yılı bu ülkede ne yazık ki siz biz şeyini ister istemez ortaya koymam lazım. Ezilen biz ve bizim gibiler oldu. Doğru. Bize çok zulmettiler. Doğrudur efendim, hiçbir itirazım. Bakın şimdi şu olaylarda dün akşam evde çocuklarım söylüyor. Suadiye'de bir yurtta, bir pansiyonda, kız Kur'an kursu aynı zamanda pansiyon. Ve bunlar sabah alışverişe gidiyorlar dükkana. Dükkandan alışveriş yaparken orada dükkan sahibi onlara şey vermiyor. İstediğini, ne ürünü istiyorsa onu vermiyor. Ve bir de yani terbiye dışı ifadeler kullanıyor. Şimdi böyle bir yaklaşım tarzı olamaz. Ve bir anda bakıyorsunuz belli ilçelerimizde, belli yerlerin tavrı değişiyor. El kol hareketleri. Bunu zaman zaman bize de yapıyorlar. Ve çirkin el kol hareketleri de yapıyorlar. Bazen biz bunlara yani katlanmak durumunda kalıyoruz. Yani biz bu ülkenin başbakanıyız. Bana o el kol hareketini çirkince yapamazsın. Hele hele bir bayan olarak hiç yapamazsın. Çünkü yakışmıyor. Ama biz buna katlanıyoruz. Şimdi bu ülkede bunca zamandır bunlara katlanan bir topluluk var. Ve bu topluluk şu anda inandığı siyasi değerler noktasında da %50 oy almış.
Ama şimdi %50 oy aldığı halde şimdi buna birileri geliyorlar hala biz sizi yine ezmeye devam edeceğiz. Kimsenin kimseyi ezmediği bir toplum mümkün değil mi efendim? Bakın, yani ne %50 öbür %50 ezmemesi ne o %50'nin o yüzde kimse kimseyi ezmese daha iyi değil mi? Bak onu diyorum işte ezmemesi lazım. Bak ben %50 olarak bu ezme hakkını kendimde görmüyorum. Ama sen %7 ile %13 ile %14 ile %21 ile ezme hakkını buluyorsun. Ben diyorum ki ya herkese saygı gösterin. Herkes birbirine saygı göstersin. Normal zamanda, normal kurallar içerisinde. Affedersiniz, şu anda Allah aşkına biz kimin giyimine, kuşamına karışıyoruz? Kimsenin karışmıyorsunuz. Gerçekten doğru. Kimsenin karışmıyorsunuz. Ama kalkıp da bir metroda işte bilmem ne yapmayın denilince... Ne yapmayın? Ne demişler? Edepli davranın demişler. Bir çift birbirine sarılmış galiba. Edepli davranın demişler. Kıyamet kopuyor. Ya, lüzumsuz. Şimdi Fatih Bey bak şimdi. Her yerin kendine has bazı kuralları var değil mi? Şimdi bakın. Bir devlet televizyonunun kendine ait yayın kuralları vardır. Sizin televizyonlarınızın kendine ait yayın kuralları vardır. Dolayısıyla bu kurallar içerisinde hareket edilir. Şimdi bir metroda, orada da burası devletin bir metrosudur. Bu metro içinde de ahlak kuralları denilen bir şey vardır. Yani bu ahlak kurallarını aşarak birilerini tahrik etmek suretiyle böyle bir şey yapılırsa bu anons bana göre doğaldır, tabidir. Bundan niye kaçıyoruz? Ve bakın buna karşı çıkıyor bir grup. Onlar da kalkıp daha sonra geliyor orada toplanmak suretiyle orada affedersin ellerinde işte alkoller, malkoller falan birbirleriyle. Ama şimdi bu iş değil ki ya. Yani ben şimdi soruyorum yani bu toplumun içerisinde değerlerine saygı isteyen anne baba affedersin kızının birilerinin kucağında oturmasını ister mi? İstemez tabii. Ama şimdi bu toplumun içerisinde bunlar yapılıyor. Birileri de bunu teşvik ediyor. Yani bunlar bu şekilde olsun devam edelim. Biz de diyoruz ki kardeşim bunu bu şekilde bu kurallara dikkat edin. Bunu bu şekilde şimdi, yapmayın. Sayın Başbakanım. Yani birisiyle kalkarsın yani aynı bankta yan yana oturursun sohbetini yaparsın şudur budur vesaire detayına girmeye gerek yok. Ya bunları zaten siz de saygıyla bir yere kadar karşılarsınız. Ha Tayyip Erdoğan olarak ben karşılamam ayrı mesele. Tamam, ama ben yani ben inanıyorum ki bu toplumun içerisinde yüzde itibariyle kahir ekseriyeti bu toplumun onlar da karşılamaz. Ha buna rağmen söylenen herhangi bir şey yok. Şu anda ben Başbakanlık ofisine gittiğimde Dolmabahçe'de ofisimin önünden Kadıköy'den gelenlerin filan orada durumunu görüyorum. Bütün bu durumları gördüğüm zaman bunlar benim aslında kendi değerlerimle uyuşan şeyler değil. Muhakkak. Ama buna rağmen benim toplumun insanıdır diyorum. Ben onun giyimine, yaşamına, şusuna, busuna karışamam diyorum ve saygı gösteriyorum. Aynen. Ama aynı saygıyı da ben ondan istiyorum. Herkes birbirine o da diyorum, saygıyı o saygıyı, gösterse. O saygıyı ha benim eşime, kızıma... Aynen bizim gibi bu şekilde bu giyinenleri de... Herkes işte, ailesine, çevresine saygı bekler herkes. Ha mesele bu. Ya bunun dışında herhangi bir şey yok. Ve biz belediye başkanlığımda da Fatih Bey ben bunları söyledim. Biliyorum. Başbakan oldum gene hala bunları söylüyorum. Üzülüyorum. 20 yıl oldu hala biz bunları söylüyoruz. Hala bize söyledikleri efendim bizim yaşam tarzımıza karışacaklar. Yok şöyle yapacaklar, yok böyle yapacaklar. Şimdi bakıyorsunuz işte bu... Yasa düzenlemesinden sonra alıyor eline kimisi şarap şişesini, kimisi bira şişesini, kimisi bilmem ne toplumun içerisinde onunla beraber sallaya sallaya geziyor. Kimisi gelmiş Taksim meydanında bira şişelerinden TC ismi yazıyor. Ama marjinaller her yerde vardır. Ama yani. Ya var da şimdi peki TC bu bira şişelerinden mi kuruluyor? Onu kurulmadığını hepimiz de biliyoruz. Bu şimdi ahlaksızlık değil mi? Şimdi birileri de buna bir şeyler yazsın. Bu ahlaksızlık değil mi? Bunun yani bu ülkede birisi TC'yi bunlardan mı oluşturuyor? Elbette ki değil ama yani marjinalleri... Hadi bırakalım marjinaller de bunu böyle yapsın diyelim mi? Veya bir marjinal işte Beşiktaş'ta maçta geldi bıçakladı. Marjinal o da bulmuş. Şimdi ne yapalım?
Ya işte marjinal. Yani suç olduğu zaman elbette ki bir şey yapılacak yani. Eğer bir suç tanımına giren bir şey yapıyorsa elbette bir şey yapılacak. Benim dediğim o. Yani bunlara bizim dikkat etmemiz lazım. Ve birbirimize bu noktada, bu toplumda saygılı olmamız lazım. Birbirimizi bu toplumda en azından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak siyasi kanaatleri ne olursa olsun aynen saygıyla karşılamamız. Ha biz kardeşim bütün hesaplaşmamızı demokratik parlamenter sistemde sandıkta yaparız. Hatta belki ona netice da biter. Hesaplaşma değil, tercih demek lazım belki oraya da. Veya tercihini fark etmez. Orada yaparız ve bu tercihler neticesinde de çıkana saygı duyarız. Ondan sonra zaten almıştır 4 yıllık yetkisini. 4 yıllık yetkiyi de anayasa ve yasalar müvaciyesinde sürdürür. Ona da biz o sürede dikkatli davranmamız lazım. Yani eğer biz bunu yapamazsak, bunu bu toplum içerisinde sağlayamazsak, gerçekten bu topluma da yani yanlışlık yapmış oluruz. Bakın şimdi galiba az önce de ifade ettim. Yani hani düzenli bir bağımlılık olan alkolik meselesinde işte diyelim ki ayda, yılda bir falan işte iki duble içmiş. İşte bundan dolayı böyle alkolik olur. Ya alkolün zaten tanımı o değil. Yani orada bir bağımlılık söz konusu. Devamlılık söz konusu. Yani konuşulan budur. Anlatılan budur. Yani bütün bu çerçeve içerisinde benim... Kastınız odur yani. Evet. Orada. Benim oy tabanımın içerisinde de zaten yani bu tür, bu anlamda alkol alanlar zaten var. Bunlar bizim bildiğimiz şeyler. Yani bizim burada kalkıp da bir adeta şer veya düşman böyle bir topluluk meydana getirmek gibi bir derdimiz olamaz. Çünkü ben 76 milyonun başbakanı olarak bu hizmeti veriyorum. Ve şu anda da herkes alkolünü içen alkolünü de alıyor. Rakısını, birasını, her şeyini, vodkasını, şarabını bunları da alıyor. Yani bu, ama bizim getirdiğimiz şu andaki yasak nedir? Daha önceki olup da yasal olmayan yani yasalara binaen değil genelgeye binaen yürütülen cami ve mabetlere 100 metre. Bu o konudur. Eskiden beri vardı ama o. Evet. Bir şey değil o. Yasa olarak. Yasa olarak. Bu eskiden yönetmelikti. Evet. Ve bu düzenlemeyi de getirirken yine bir başka olayda gece 10, sabah 6. Bu arada satışların olmayışı. Bu da her ülkede farklı saatlerle ilgili var. Karayollarında, benzin istasyonlarında bunun tamamen bu düzenlemeyle ortadan kaldırılması. Çünkü oradan... Şöyle algıladılar bu meseleyi bazıları. Dediler ki bu giderek alkol yasağına dönüşecek bir yaklaşımdır diye. Alakası yok. Alakası yok yani. Şu andaki bizim bu düzenlememizde olanlar budur ve bunlar tamamıyla de gençliğe yöneliktir. Ve bu konuda ben isterim ki STK'lar gerekli mesela çalışmaları mesela bu trafik konusundaki %100 haklısınız. Yani alkolü araç kullanmanın ve bunun sonucunda birine zarar vermenin elbette ki şey olmaz ama herkese şöyle bir güvensizlik oluşuyor anladığım kadarıyla. Acaba bir sonraki adımda bize daha fazla yasaklamalar, daha fazla kısıtlamalar getirilecek mi diye veya işte siz dediniz ya biz yıllarca biz ötekileştirdik diye. Şimdi de yine herkes de acaba şimdi biz mi ötekileştiriliyoruz kaygısı oluşmaya başladı. Yani hep böyle kaygılar üzerine kurulu bir toplum haline geldik. Fatih Bey bak bu ifadeler hakikaten az önce de ifade ettim. 10,5 yıl oldu başbakanım hep söylenen ifadeler. Ben bunları dinlemekten bıktım. Ama ne yazık ki toplumda belli kesimler bunları söylemekten bıkmadılar. Biz yaptığımızla sorumluyuz. Bütün çıkardığımız yasalarla sorumluyuz. Şu anda uygulamalarımız bellidir. Geçen akşam yine baktım bir televizyon kanalında bir köşe yazarı bir şeyler söylüyor. Diyor ki sen diyor şu anda diyor işte Ümraniye ilçesinde diyor kalkıp diyor istediğin gibi alkollü içki dükkanı bulabilir misin? Ya bu kadar saçma olmaz ya. Nerede bulamazsın ya? Her yerde var. Ha sen kalkıp da yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde dersen eyvallah yok. Benim dönemimde de yoktu. Ben kaldırdım. Evet kaldırdım. Ve bunu da göğsümü gere gere söylüyorum. Ben kaldırdım. Çünkü alkollü restoranlar var. Git orada iç kardeşim. Ama burası belediyenindir. Ben vatandaşımı 58. maddeye uyuyorum. Anayasanın 58. maddesini uyarak burada diyorum bak burası alkolsüz bir ortamdır. Tercihlerden bir tanesi gel burada yemeğini rahat rahat ailece çoluğunla çocuğunla ye. Ve biz bu kararı çıkardıktan sonra da
Hidiv Kasrı olsun, Malta olsun, Beyaz Saray olsun, Beyaz Köşk olsun, Sarı Köşk olsun. Buraların hepsi tıktım tıktım Florya'da millet kart alıyor, sıraya giriyor. Evet, müşterisi değişti ama dolar. Hayır, değişmedi. İnanın o müşteri de var. Müşteri arttı. Arttı. Mevcut müşterisi yine geldi, müşteri arttı. Sabah kahvaltılarından akşam yemeğine kadar. Çünkü dolu olduğunu ben de biliyorum, evet. Biliyorum. Yani eskiden oraya gidip iki kadeh içenler belki şimdi gitmiyor ama başka bir kitle tarafından dolduruldu orası. Hayır be, yani hepimizin ideali şu. Kimsenin kimseye karışmadığı, kimseyi dışarıda tutmaya çalışmadığı, herkesin bu ülkenin daha da gelişmesi yani için... Yani bu konuda en radikal tavrı olan biz. Biz çünkü kimsenin kimseye karışmasını istemiyoruz. Lütfen diyoruz, kimse de bizim de giyimimize, kuşamımıza veya bu toplumda başı açık olan, başı örtülü olana, başı örtülü olan, başı açık olana karışmasın. Bırakın herkes okuluna da istediği gibi gidebilsin. Kamu kurumlarında da rahat rahat. Şimdi başörtülü olan hala kamu kurumuna girebiliyor mu? Bazı kamu kurumlarında görüyoruz bunu. Hayır, giremiyor. Kitlerde var galiba o zaman bazı. Hı? Bazı kitlerde var galiba. Kitlerde olabilir. Onlar da memur statüsünde olmayanlardır büyük ihtimalle. O pek hak değil mi? Bir bayan çalışıyor, öbür bayan çalışamıyor. O da üniversite mezunu, o da üniversite mezunu. O da imtihana giriyor, o da imtihana giriyor. Bu haksızlık değil mi? Yani bu Amerika'sında var, batısında var, bütün her yerde var. Ama bizim ülkemizde niye yok? Keşke olmasa lazım. Yani her şey açılsa. Heh, hiç birbirimizin işte kılık kıyafetimizde rahatlama o zaman gelir. Şimdi mesela bu fikirle ilgili olamaz. Aynı fikirdeki erkek çalışabiliyor da aynı fikirdeki kadın niye çalışamıyor diye. Aynen yani öyle. Birbirimizin kafamızın içindekilerle, şunlarla, kılıklarımızla yargılamamız lazım. Yargılamıyor. Ne kadar işe yarıyoruz, ne kadar işe yaramıyoruz. Ne kadar bu ülkeye katma değerimiz var, ne kadar bu ülkeye katma değerimiz yok. Yargılanması gereken tek şey bu. Bunun dışında bir değer yargısı ne birisi öbürüne dikledi mi, ne de öbürü diğer yani. Herkesin doğrusu kendine ama hepimiz bu ülke için çalışan insanlar olmalıyız. Ve ortak paydamız şu. Bu ülke hepimizin. Bu ülke sadece AK Parti veya AK Partililerin değil. Değil. Veya sadece AK Parti karşıtlarının da değil. Kimsenin değil. 76 milyonun. Eşit pay sahibiz. Burada millet kime yönetim yetkisini veriyorsa o da anayasa yasaları içerisinde bu ülkeyi en ideal şekilde yönetmeli ve bu ülkede herkes ondan da ortak menfaatini sağlayabilmelidir. Aynen, bu ülkede bir şirketse siz seçilmiş, evet, yönetim kurulu başkanısınız. Bütün şirketin çıkarlarını korumak, şirketi daha iyiye götürmek, şirket ortaklarının her birinin ki onlar vatandaşları da daha fazla kar payı elde etmesini sağlamak, azınlık haklarını korumak, çoğunluk haklarını temsil etmek durumundasınız. Ve iktidarımıza kadar Türkiye'de azınlığa verilen hakları Lozan anlamında söylüyorum. Hı hı. Hiçbir iktidar vermemiştir. Bakın bizim şu ana kadar azınlığın gayrimenkullerinin teslimi noktasında 2 milyar dolarlık gayrimenkulü biz azınlık vakıflarına teslim ediyoruz. Biliyor musun? Alışveriş merkezi yapılıyor şu an, evet, Taksim'de. Bakın hiçbirisi bunu yapamadı. Bunu biz yaptık. Bu da azınlıkların hukukunu koruma noktasında ne durumda olduğumuzu gösteriyor. Aynı şey bütün vatandaşlarım için. İşte Doğu, Güneydoğu, bütün oralar. Ne altyapı ne üst yapı. Bizden önce böyle bir hizmet gitmedi. Ama şimdi bütün hizmetler oraya gitti. Terör bitti mi? Etti, şimdi bak çözüm süreci başladı. İnşallah bu çözüm sürecini de başarıyla götürmemiz halinde. İnanıyorum ki o bölgelerde bir anda kalkın, hemen şöyle ayağa şimdi, kalkınca. Şimdiden başlamış vaziyette. Peki son sorumu sorayım o zaman. Vaktimizi de doldurduk aslında. Son olarak da onu sorayım. Şimdi terörle ilgili olarak çok... Bana göre cesur bir adım attınız. Yani yapılması gereken bir şeydi. Bizim yıllardan beri savunduğumuz, kardeşim bu işi niye Öcalan'ı yakalamışken bitirmiyorsunuz dediğimiz ama belli ki birileri tarafından ya sürsün isteniyordu ya kontrollü olarak sürsün isteniyordu. Bitmeyen bir terör süreci vardı. Zamanlama da denk geldi. Siz cesur bir adım attınız ve şu anda hemen 6 ay aşkın bir süredir tek bir burun kanamadı. Eskiden kalma mayına basan 2 askerimiz şehit oldular. Allah rahmet eylesin. Onun dışında bir olay yok. Şimdi karşı tarafın şeyleri vardı, işte beklentileri vardı. BDP ve PKK tarafının diyorlardı ki işte bazı adımlar falan filan ve silahlı gitmiş olmaları bir endişe yaratıyordu. Ben Demirtaş'ta yaptığım bir sohbette dedi ki bana, artık
geri dönmeyecekler yani. Hiç de aklınızın ucundan geçmesin. Yani hani silahları koruma tutmalarının sebebi Türkiye'ye yarın bir gün tehdit oluşturmak, bir daha geri gelmek değil dedi. Bir pazarlık da yok. Sadece atılacak adımları siyaseten bekliyoruz artık dedi. Terörle, terör tehdidiyle bir adım beklemiyoruz dedi. Bundan sonra atacak adımlar neler? Yani işte özgürlükler konusunda, Kürtlerin hakları konusunda, toplumun hakları konusunda, daha demokratik bir Türkiye konusunda ne adımlar atacaksınız? Çünkü gördüğüm kadarıyla BDP'nin çıtası yüksek. Halkın çıtası da aslında, Türk halkının çıtası da yüksek. Bu adımlar atılabilecek mi? Türkiye'de bu özgürlük alanları genişletebilecek mi? Çünkü dünyada daralıyor, onu da görüyorum ben. Yani mesela pek çok ülkede giderek daha otoriter bir şey başladı. Mesela İtalya'da öyle bir hava var. İngiltere'de öyle bir hava var. Daha özgürleşme adımları neler olacak? Şimdi biliyorsunuz bu 63 kişilik akil insanlar dolaşıyor. Ve onlar şu anda toplumun nabzını son haftaya girdiler. Alıyorlar, alacaklar evet. Ve gidilmeyen il hemen hemen kalmadı. Şimdi bütün bu akil insanlar bize nihai raporu sunacaklar. Ve bu raporu sunduktan sonra toplumun talepleri nelerdir? Gerek özgürlükler noktasında, diğer konularda, yaklaşım nedir? Bütün bu beklentileri oradan alıp ondan sonra da bu beklentiler üzerinden biz nihai raporumuzu açıklayacağız. Ve nihai raporu açıklarken de burada bizim hükümet olarak yapmamız gereken ne var? Özgürlükler noktasında ne var? Ekonomik alanda ne var? Sosyoekonomik alanda ne var? Yani bunların hepsini. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım, bütün aklınıza ne gelirse. Bize düşen ne? Çünkü biz zaten yani red politikalarını ayağımızın altına aldık. İnkar politikalarını ayağımızın altına aldık. Asimilasyon politikalarını ayağımızın altına aldık. Yani bu ülkede benden önce Kürt vatandaşına kardeşim diyemeyen diyen bir başbakan yok. Ben Kürt kardeşim diyebildim. Bunu çok açık ve net. Ve bunu o bölgede zaten birinci parti olan zaten karşılığını olarak aldınız yıllardır. Evet, oradayız. Bundan sonraki süreçte yani şu bir hafta sonra falan gelecek olan raporlar ve yapacağımız toplantıyla nihai tabloyu göreceğiz. Ve bu tabloya göre de bizim yapmamız gereken ne varsa bunları yaparız. Ama yani BDP'nin yaklaşımıydı, diğer partilerin yaklaşımıydı, bunların ölçüleriydi, neydi, ne değildi filan. Bu konuda zaten biz oturup bugüne kadar anlaşamadık kendileriyle. Anlaşamadığımız için zaten yalnız kaldık ve bu adımı attık. Ve şimdi bu adımın neticesini inşallah akil insanların çalışmasından sonra... Bu anayasaya yansıyacak mı bu işte? Alacağız. Şimdi ben anayasaya yansıyacak herhangi bir şey olacağını tahmin etmiyorum. Niye? Çünkü kiminle ben anayasa noktasında herhangi bir adım atacağım? Yani ana muhalefetle mi? Diğeriyle mi? Zaten BDP ile bizim anayasa yapmamız mümkün değil. Yapamayız. Yok mu? Hayır, yapamayız. Hep böyle bir şey var. BDP ile beraber yapacaksınız. Hayır, nasıl yapacağız bizim? Sayısal olarak zaten 2000'in sayısı... Referanduma taşıyabilirsiniz. Böyle bir şeye uygun değil. İki, tabanlarımız buna ne der? Yani benim tabanım ne der? Bunların tabanı ne der? Yani ben kalkıp da tabanıma rağmen bir adım atamam ki. Bunu dikkat etmem lazım. Ve hassas bir... Çünkü sonunda siyaset yapıyoruz. Öyleyse bu siyaseti yaparken buna da tabii çok çok dikkat etmemiz gerekecek. Dolayısıyla ben bu sürecin başarıyla biteceğine inanıyorum. Ve bu konuyla ilgili olarak da bir şeylere rağmen bu adımları atıyoruz. Ve inşallah halkımın da verdiği destekle, vereceği destekle... Bir sonraki adım ne olacak şimdi? Bir sonraki adım bu milletin huzuru olacak. Ekonomik olacak. Gelişme? Patlar. Ekonomik gelişme zaten patlar. Yani bölgesel dengelerde bir defa geri kalmış gibi görünen Doğu, Güneydoğu buralar ayağa kalkacak. Ciddi manada. Çünkü şimdi bizim 5. 6. bölge olarak ilan ettiğimiz teşvik bölgeleri bir anda patlayacak. Ve şu anda oralarda zaten arayışlar başladı. Yani yatırım arayışları başladı. Hatta biz yatırımcılarımıza diyoruz ki hadi biraz cesaret gösterin, beklemeyin. Yani şimdiden hemen girin bu işlere. Yani sizin oran güzel olacak. Bakın şimdi İnşallah sizin mesela patronunuz ta Silopi'de yatırımları var. Yıl önce oraya bir yatırım başlatmıştı. Geçenlerde bir tanesini daha açtık. Şimdi bu cesaret işi. Ve 3 ünite
Orada mesela enerji santrali yapıyor. Ve neden? Bizim yerli kömürümüzden yapıyor. Ve bu yerli kömürümüzden yaptığı bu 3 tane yatırım yaklaşık 450 milyon dolarlık bir yatırım, 500 milyon dolarlık bir yatırım. Tamamen özel sektördür. Hiçbir devlet alım evet. garantisi yoktur. Hiçbir şey yoktur. Tamamen ve yanına bir yatırımız. De yabancı ortak da çekmek suretiyle orada o yatırımı yapmış olması hem örnek hem önemli. Ve orada tabii sağlanan bir de istihdam var. Demek ki yani hakikaten yüreğini bu işe koyan gidip bu yatırımı orada yapabiliyor. Şırnak, Silopi de bunu yapıyor. Dağın tepesinde. Evet. Allah'la baş başa. Başka kimse yok orada çünkü. Öyle bir yatırım bir orada. Bir de biz varız ya. Evet. Başbakanım çok teşekkür ediyorum. Kitaptaki operaların son sayfalarına bakarsa özellikle son dönemde yapılmış çok şık binalar var. İstanbul'da belki onlardan bir tanesini yaparsınız. Modern mimari değil değil mi? He? Modern mimari değil. Modern de var. Ultra klasik, yani, çok klasik de ultra var. Ultra değil, orta hallesini bulacağız. Her klasik. Şey var, çok güzel şeyler var içinde. Efendim şunu bilmenizi istiyoruz. Bu ülkedeki vatandaşların büyük bölümü, sizin dediğiniz belki dışında olanlar vardır, bu ülkeyi gerçekten seviyor. Siyasi düşünce farklılığımız olabilir ama hiçbirimiz bu ülkenin şu kadar kötülüğünü istemiyoruz. Ne o yürüyüşe katılanlar, ne başka yerde bir şey yapanlar, ne partinize oy verenler, ne oy vermeyenler. Hepimiz bu ülkenin iyiliği için aklımızın yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Gücümüzün yettiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ben sizin bu ülkedeki hepimizi eşit bir sevgiyle kucaklamanızı istiyorum. Ben de özellikle tabii çok çok teşekkür ediyorum. Yani hedefim 76 milyona eşit mesafede olan bir siyasi partiyiz. Şahsım olarak halkımın arasında herhangi bir ayrıma, ayrımcılığa fırsat vermek istemem. Ve kendim de zaten öyle bir karaktere asla sahip değilim. Ve efendi olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik. Ama ben vatandaşlarıma özellikle şunu söylüyorum. Bakın, İstanbul'da bir Gezi Parkı adıyla çıkan olay, ta Ankara'dan buraya gelenler, farklı illerden buraya gelenler oldu. Ve burada bu tür olayları yaşadılar. Ben diyorum ki bu tür oyunlara lütfen gelmeyin. Yani bu ülkeyi seviyorsanız, hele hele İstanbul'da yaşayanlar İstanbul'umuzu seviyorsanız lütfen bu oyunlara gelmeyin. Bakın bu kadar yerler kırıldı, döküldü. Ya bunlar fakir fukara vatandaşımın burada hakkı var. Yani bunları kırıp dökmekle neyi kazandık veya nereye ne kazandırdık? Ya bunları yapmayalım. Her şeyi şu demokratik parlamenter sistem içerisinde halledelim. İfade özgürlüğünün yolu bu değil. İfade özgürlüğüne biz her şeyimizde zaten varız. Onun yanındayız. Temel hak ve özgürlüklerin yanındayız. Ama temel hak ve özgürlükler bu yolla elde edilmez. Onun da demokratik parlamenter sistemde yolu malum. Sandıktır. Sandığa giden yolda da mitingini yapacaksan yap. Gösteri yürüyüşleri yine kanuna göre nasıl yapılacaksa onu da yap. Öyle anlat. Ama bunun dışındaki hakikaten meşru olmayan yollarda meşruiyet arama bize çok ciddi bedeller ödetiyor. Buna girmeyelim. İşte ben şu kadar yaralı oldu vesaire filan. Bunlar olmaması lazım. Onun için ben sevgili vatandaşlarımdan, halkımdan ne olur bu oyunlara gelmeyin diyorum. Biz bilsinler ki attığımız her adımı halkımızın bugüne kadar beklentisi üzerinde attık. Eğer üçüncü köprü kararı aldıysak böyle aldık. İkinci tüp geçidi, birinci tüp geçidin kararını aldıysak böyle aldık. Ve attığımız her adımda çok ciddi kamuoyu araştırmaları neticesinde bu adımları attık. Asla bunun dışında bir adım atılmış değildir. Ve zaten bu adımları bu şekilde attık ki halkımız da bizi %34'ten aldı. 7 seçim yaptık biz. %50'ye kadar çıkardı. 2 referandum bu arada geçirdik. Birisi %72, birisi %58. Bunlar yaşandı. Halkımızla bizim aramızda zaten bir sıkıntı yok. Ama ne olur bu marjinal grupların, ana muhalefetin onların peşine takılarak takındığı tavırları ben inanıyorum ki halkım takınmayacaktır. Ve biz el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Ve Türkiye'mizi 2023'te muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. İnşallah efendim öyle olacak. İnşallah
Türkiye hakikaten daha da aşama kaydedecek. Şunu bilmenizi isterim ki elbette marjinaller var ama marjinal olmayanlar da var. Onları da eyvallah. Onları eyvallah. Da herkes zaten bizim düşüncemizde lazım. Olmaya mecbur değil. Böyle bir şey yok. Hani. Tabii. Onları da unutmamak lazım. Tabii. Onların da fikirlerini bazen belki almak lazım. Elbette siyasi başarınızı kimsenin ağız açıp tek kelime söyleyecek hali yok. Sürekli oy artırarak gelen bir parti. Ama zaman zaman sandıktan çıkmayanların, sandıktan çıkma ihtimali de belki de bir vadede hiç olmayanların da kendilerini çok dışlanmamış hissetmesi lazım. Şimdi Fatih Bey, biz kararlarımızı oluştururken birçoğu zaman bizim dünya görüşümüzde olmayanlarla oluşturuyoruz. Oturuyoruz, konuşuyoruz. Evet. Onlarla bu işlerin yani sürekli olarak think tank'ini yapıyoruz. İstişaresini yapıyoruz. Ve onun neticesinde bir yere varıyoruz. Evet. Çünkü sadece benim ekibimin içerisinde herkes bu işleri en iyi bilen değildir ki. Ekibimin dışında olan insanlardan da biz çok istifade ediyoruz. Bize hiç oy vermemiş insanlardan da istifade ediyoruz. Ve edeceğiz de. Hatta zaman zaman onları partize katmak için çaba sarf ediyorsunuz. Görüyorum onu da. Peki, evet, çok teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun her şey için. Özellikle sağ olun. İnşallah Türkiye bu gerilimlerin altında yaşamak zorunda kalmaz. Sürekli gelişen, büyüyen, işte notları artan, ekonomisi gelişen, daha nice dev projeleri hep beraber yapacağımız bir ülke olur. Yapacağız. Bu kavgayla, dövüşle, orayı burayı kırarak, dökerek bir yere varamayacağız. Tek şeyimiz beraber bu ülkeyi kalkındırmak. İnşallah. Sağ olun efendim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Üzere. Ekranları başında bizi izleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olsunlar, olsunlar.